Günaydın, güzel bir gün, mutlu bir gün, sağlıklı bir gün diliyorum sizlere sayın izleyiciler. Kıbrıs Genç TV ekranlarındayız ve gazetelere yansıyan haberleri, haber başlıklarını sizlere aktaracağız. Önemli gelişmeleri aktaracağız sizlere. Gündemi de değerlendireceğiz. Tabii ki bugünkü konuğumuz da 9'dan sonra stüdyomuzda, konuğumuz da YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı bizlerle olacak ve gündemdeki gelişmeleri aktaracak bizlere, değerlendirmelerde bulunacak bizlere. Evet, her sabah olduğu gibi gazetelere yansıyan önemli haberleri ve haber başlıklarını manşetlere göz atacağız ve Kıbrıs Gazetesi'nin manşetiyle dilerseniz güne başlamış olalım. Kıptek'te bir yolsuzluk bulgusu daha başlığını kullandı Kıbrıs Gazetesi ön manşetinde. Kıptek'teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını incelemek üzere oluşturulan Meclis Özel Komitesi, Sayıştay'ın hazırlandığı ve evrak sahtelendiği yönünde bulguların olduğu raporu da incelemeye aldı ve Sayıştay raporunda evrak sahteleme vurgusu. Detaylarına bakacak olursak, bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz, yayınımızı paylaşabilirsiniz, mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Mesajlarınızı da ilerleyen dakikalarda okumaya çalışacağım elbette. Ben de buradan yayınımı hemen paylaşıyorum. Bir yolsuzluk bulgusu daha demiş Kıptek'te Kıbrıs Gazetesi. Detaylarına bakacak olursak, Kıptek'teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını incelemek üzere oluşturulan komitenin araştırma kapsamı daha da genişletilerek Sayıştay'ın kurumla ilgili hazırladığı raporda komitenin gündemine getirildi. Komite, kurumun yakıt alımlarında yolsuzluk yapılıp yapılmadığını incelemek üzere yaptığı araştırmada jeneratörler için yedek parça alımları veya yakıttan çıkan atığın değerlendirilmesi konularında da usulsüzlük olabileceği yönünde bulgulara rastlandı. Komite, Sayıştay'ın Kıptek'le ilgili hazırladığı ve içerisinde evrak sahtelendiği yönünde bulguların olduğu raporu da gündemine alındı. Kurum yatırım yapmaya çekiniyor. Kıptek'teki ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi üyesi Salahi Şahiner, çok ciddi bulgular olması nedeniyle konunun siyasetten arındırılmış, işin ehli uzmanlar tarafından da incelenmesi gerektiğini belirtti. Şahiner, Aksa'yla olan sözleşmenin 2024 yılında bitecek olması nedeniyle Kıptek'in daha çok yatırım yapması gerekirken soruşturmalar nedeniyle bu yatırımı yapmaya çekindiğini ifade etti. Şahiner, jeneratörlerle ilgili sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntıların jeneratörlerin tedbirli olarak çalışmasıyla aşılmaya çalışıldığını kaydetti. Ve KOP Süt'ten indirim sayın izleyiciler, süt ve sıvı yağ üretim ve pazarlama kooperatifi, paket süt, hellim, beyaz peynir, eritme peynir, taze kaşar peynir ve koper peynirlerine 30 Ağustos'a kadar indirim uygulanacak. Bakalım sürmanşete, Kıbrıs Gazetesi'nin sürmanşetinde yer alan haberler nelermiş? Polisiye olayları, ülkemizde yaşanan şiddet olayları ne yazık ki son zamanlarda artış gösteriyor ve ardı arkası kesilmiyor. Dün yine mahkemelerin huzuruna kadına yönelik şiddet, darp ve cinsel taciz davaları vardı. Kadına şiddet son bulmalı başlığını kullandı Kıbrıs Gazetesi sürmanşetinde. Mahkemelerimizde neredeyse her gün şiddet suçuyla ilgili bir dava görülüyor. Lefkoşa'da dün mahkemeye çıkarılan Akan Özçimen, eski kız arkadaşını darp edip öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Gazi Mausa'da ise İsmet Çelik, tartıştığı eşini duvara itip ciddi şekilde darp etmekle suçlanırken Sucan Ali, sahilde yürüyen iki kadını taciz ettiği gerekçesiyle yargıç huzuruna çıkarıldı. Evet, ülkemizde yaşanan şiddet olayları maalesef sayın izleyiciler ardı arkası kesilmiyor. Gördüğünüz üzere yine mahkemelerin huzuruna kadına yönelik şiddet, darp ve cinsel taciz davaları ön plandaydı. Ve sanıyorum bugün de yine gazetelerin ön sayfalarına taşınıyor bu tür haberler. Mültecilere ateş açılması ve iki kadına şiddet iddiasına soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı dün polis genel müdürü Soyalan'ı kabul ederek mültecilere ateş açılması olayı ve iki kadının polis şiddetine maruz kaldığı iddialarına ilişkin izahat istedi. Soyalan, her iki konuyla ilgili soruşturma başlatılması için talimat verdiğini açıkladı. Polisten yapılan açıklamada ise Somali uyruklu iki kız kardeşin
polis tarafından darp edildiğine ilgili şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın başsavcılık nezdinde yürütülmesi için girişim yapıldığı belirtildi. Ve Kıbrıs gazetesinin logo yanındaki diğer bir habere bakacak olursak, Rum yönetiminin tavrına karşı meclisten ortak deklarasyon. Cumhuriyet Meclisi'nde temsiliyeti bulunan 6 parti ortak deklarasyon yayımlayarak Güney Kıbrıs'ın yeşil hat tüzüğünü tek yanlı değiştirerek yabancıların iki taraf arasındaki seyahatini engelleyen yeni uygulamasına derhal son vermesini istedi. Ve her gün böyle diyor yine Kıbrıs gazetesinin manşetine bakacak olursak, fotoğraf neresi? Sosyal Sigortalar Dairesi. Sosyal Sigortalar Dairesi'nin önünde her gün onlarca insan işlem yaptırmak için sıra bekliyor. Daire yoğunluğu azaltmak için randevu sistemine de geçti. Ama personel sayısının az olması nedeniyle her şey yetersiz kalıyor diyor Kıbrıs gazetesi. Özür diliyorum. Ve Havadis gazetesinin sürmanşetiyle devam edelim. Sabır taşı çatladı. Bu kapıyı açın. Köy meydanından sınıra ve açık çağrı yaptı sayın izleyiciler. Adını Akıncılar Luricina Kapı inisiyatifi olarak revize eden Luricina Kapı Komitesi. Akıncılar Limya Kapısı için ilk eylemini 26 Temmuz'da gerçekleştiriyor. Akıncılar Luricina Kapı inisiyatifi 26 Temmuz Pazar günü köy meydanından güneye geçiş kapısı açılması istenen noktaya yürüyüş gerçekleştirecek. Kapı hemen şimdi sloganıyla düzenlenecek barışçıl yürüyüş sırasında korteje müzik grupları eşlik edecek. Farklı bir eylem olacak. İnisiyatifin eş başkanları Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros'la Muhtar Mustafa Eğmez, Luricina'da doğup büyüyen, yolu Luricina'dan geçen veya gönlü Luricina ile olan herkese sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partileri eyleme destek verme çağrısı yaptı. Bakalım logo yanındaki diğer haber nedir? Keyfiyete müdahale edin. Cumhuriyet Meclisi meclisinde temsil edilen 6 siyasi parti, Rum yönetiminin yabancıların kuzeye geçişini zorlaştıran yeni uygulamalarını ortak bir deklarasyonla protesto etti. AB'ye çağrıda bulundu. Keyfiyete müdahale edin diyor. Evet, manşete bakalım Havadis gazetesinin. KUTEÜS Başkanı Gökçebel, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve aynı kampüste kurulacak İlahiyat Anadolu Lisesi müfredatı konusunda Kıbrıs İlim, Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nı özel yetkilerle donatan işbirliği mütabakat zaptına tepki gösterdi. Bu ideolojik bir dayatmadır başlığını kullandı Havadis gazetesi ve KUTEÜS Başkanı Tahir Gökçebel, eğitim sistemimizi yok edecek bir takım ideolojik dayatmaların yapılacağını biz çok önceden gördük. Bu dayatmalara karşı mücadele verdik ve vermeye devam edeceğiz. Bu kabul edilebilir bir şey değil diyor Gökçebel. Ve bir hükümet düşünün ki diyor, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetleri bile ideolojisi ne olduğu belli olmayan vakıfa devrediyor. Bir eğitim bakanı düşünün ki TC Eğitim Bakanlığı'nda uygunluk bildirimi almadan müfredat bile yapamaz duruma geldi ve devam ediyor. Kendi geleceğimiz olan çocuklarımızın etkinliklerini KİSAF gibi bir ideolojik vakıf düzenleyecek diyor. Gökçebel'in açıklamaları yer alıyor ve yöneticilere çağrıda bulunuyor. Özel bir haber. Buradan bu ülkeyi yönettiğini zanneden makamlara sesleniyorum. Son 15 yılda kurulan birçok vakıf, örgüt ve ideolojik kuruluşların kaynaklarını, amaçlarını, ideolojik temellerini, hedeflerini kamuoyuyla paylaşın diyor. Tahir Gökçebel'in açıklamaları özel haberi yer alıyor Havadis gazetesinin manşetinde ve iç sayfalarında Hasan Düzgün'ün özel haberi. Sütun haberlerine bakacak olursak ESEM Başkanı Özkıraç'ın haberi yer alıyor. Yönetim kuruluyla birlikte düzenlediği basın toplantısında Kıptek'teki kötü yönetime dikkati çekti ve eylem uyarısında bulundu. Kötü yönetim ve teşvikler Kıptek'i batıracak dedi ELSEM Başkanı Özkıraç.
Sütte sayın izleyiciler 85 kuruşluk indirim. Kop süt, paket süt, hellim, beyaz peynir, eritme peynir, taze kaşar peynir ve koper peynirlerde %20'ye varan bir indirim yapıldı. Soyalan'ın ilk zorlu sınavı başlığını kullandı Havadis gazetesi. Cumhurbaşkanı Akıncı mültecilere ateş açılması ve şiddet iddiası hakkında Polis Genel Müdürü Soyalan'dan izahat istedi. Soyalan soruşturma talimatı verdi. İç sayfalarda haberin detayları yer alıyor. Avrupa'yla devam ediyoruz. Avrupa gazetesi. Başsavcılık soruşturacak başlığını kullandı. Somalili iki kız öğrencinin gözaltına alınması olayın yankıları sürüyor biliyorsunuz. Ve bu iki kız öğrencinin gözaltına alınması ve karakolda darp edilmesi olayla ilgili Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Akıncı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'dan izahat istedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, yayla sahilinde polis tarafından vurulan iki Suriyeli mülteci hakkında da rapor talep etti. Lefkoşa'da eylem var, garantinasız girişlere hayır. Dün gece Lefkoşa'da araçlı eylem düzenlendi biliyorsunuz ve eylemciler pandemi hastanesi hazır olmalı dediler. Halen daha ne yazık ki maalesef pandemi hastanesinin hazır olmasını tartışıyoruz, eylemler yapıyoruz ama bakın kuzeyde 8. vaka. Ülkemize hava yoluyla gelen bir TC vatandaşının PCR testi dün biliyorsunuz pozitif çıktı sayın izleyiciler. Böylelikle kuzeyde ülkemizde vaka sayısı da ne yazık ki 8'e çıktı. O yüzden lütfen tedbirleri elden bırakmayın uyarısında da bulunmaya devam ediyoruz. Bizler de sağlık çalışanları da uzmanlar da. Fatura yine gazetemize çıktı diyor. Kıbrıs Türkçesi abuk sabukmuş başlığını kullandı. Dün mecliste biliyorsunuz Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal bir konuşma yaptı. Konuşmasında da medyada Kıbrıs Türkçesi diye kullanılan abuk sabuk kelimelere karşıyım dedi. Bayağı da sosyal medyada da bu tür haber yaygınlıkla paylaşıldı. Şimdi bakalım diğer haber neydi? Sendikaya polis engeli var. Yeni Düzen'e geçelim dilerseniz. Yeni Düzen gazetesinin manşetinde imza atmam başlığını kullandı Yeni Düzen. Mausa, Yeni Boğaziçi, İskele imar planı için yarın süre doluyor. UBP-HP hükümeti yine uzlaşamadı. Başbakan Tatar meclisten ne söyledi, ne mesajı verdi? İmza atmam. Başbakan Ersin Tatar, Mausa Yeni Boğaziçi İskele imar planını yine imzalamayacağını açıkladı. Kimse benim o planı imzalamamı beklemesin dedi. Başbakan Sayın Ersin Tatar, bu bir koalisyon ortağıdır. Konuşacağız. İki tarafın anlaştığı bir noktaya gelmezse uzayacaktır dedi. Başbakan Ersin Tatar dün mecliste ve Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planıyla da ilgili haber detaylı bir şekilde yer alıyor manşette ve sayfa 22'de detaylarına bakabilirsiniz. CTP Genel Başkanı Er Hürman'ın açıklaması var. 435 kişi mülakata çağırdınız, hal hatır mı sordunuz dedi dün mecliste Er Hürman. Pilli rapor hazır dedi, yine vermedi. Raporun İngilizce tercümesi gecikince iki toplumlu sağlık teknik komitesinin bugünkü toplantısı da ertelendi ve polisin iki kadına şiddet uyguladığı iddiası yankıları sürüyor. Hukuki süreç başladı ve kız kardeşlere avukat desteği de sağlandı sayın izleyiciler. Diğer haberlere bakacak olursak 10 yaşında hayatını kaybeden bir çocuk Atlas. Atlas Rüstemoğlu'nun şüpheli ölümü üzerinden 232 gün geçti ve rapor geldi. Biz o çocuğu kaybettik maalesef. Ama şimdi gözler adli tıpta diyor Yeni Düzen gazetesi. Devrim Demir'in haberi yer alıyor yine iç sayfalarda. İthalat gelsin mi gelmesin mi? Kasapların açıklamaları var. Gelsin, hayvancı da gelmesin diyor. Kasaplar gelsin, hayvancı gelmesin. İthal et gelsin mi gelmesin mi tartışmaları devam ediyor. Özel haberi de yer alıyor Yeni Düzen gazetesinde. Diyalog gazetesi bakalım. Halk bunu bilmeli. Angulemli meclis birleşiminde Diyalog TV uydu yayınlarının kesilmesi için Türkiye ile iletişime geçen başbakan mı kimdir diye sordu. Tatar salondan dışarı çıktı.
Evet, Diyalog TV gündem oldu diyor Diyalog gazetesi. Dün mecliste Cumhuriyet Meclisi'nin dünkü birleşiminde Yayın Yüksek Kurulu'nun bütçesi görüşülürken Diyalog TV uydu yayınlarının kesilmesi gündem oldu. TDP Milletvekili Hüseyin Angulemli, RTÜK'ün bu yönde karar alması için Türkiye ile kimin iletişime geçtiğini sordu. Angulemli bu konuda bilgi talep ederken Başbakan Ersin Tatar'ın salondan dışarı çıkması da dikkat çekti diyor Diyalog gazetesi. Ne yazık ki uyuşturucu haberi. 59 gram uyuşturucuyla yakalanan Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. Dosyaları kabarık diyor Yeni Düzen gazetesi başlığında. Diğer bir başlıksa Ali kafayı yedi başlığını kullandı Diyalog gazetesi. Denizde yüzen kadınlara cinsel organını göstererek suçlanan adam olay yerinde tutuklandı. Otellere satış yapamaz duruma gelen Kop Süt stokları eritmek amacıyla fiyat indirimine gitti. 6.15'ten 5 TL'ye düştü süt fiyatları. Ve halkın sesiydi, üreticinin diliydi. Restoranın park yerinde eski kız arkadaşını darp edip ölümle tehdit eden Akan Özçimen 6.000 lira teminatla serbest kaldı. Suçlarda patlama var gördüğünüz üzere ne yazık ki. Ve yine güneyde de bir polisiye haberi. Yeni Bakış'ta devam edelim. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu. Bugün basılamayan gazetelerin sosyal medyada yayınlanan ön sayfalarının TV kanallarında okunduğunu ve yorumlandığını belirterek bu durumun etik olmadığını ancak uzun yıllar emek veren gazetecilere karşı duyarsız kalınamayacağını, tüm vicdan sahibi kişilerin de böyle düşündüğüne inandığını belirtti. Özuslu, düşüne bir de biz mi vuralım ifadesini hatırlatarak kendisinin de TV ekranında yayınlanmayan bazı gazetelerin ön sayfalarını okuduğunu, bu şekilde destek olunması gerektiğini kaydetti. Etik değil ancak duyarsız kalamayız diyor Sami Özuslu'nun da haberine yer verdi. Yeni Bakış gazetesi sürmanşetinde. Ve 1080 test, bir pozitif vaka daha ne yazık ki. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli son 24 saatte yapılan test sayısının 1080 olduğunu, bir pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pozitif olan vakanın ülkemize hava yoluyla gelen TC vatandaşı olduğunu belirtti ve Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibin yapıldığını, pozitif vakanın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina merkezinde tedavisine başlandığı belirtildi. Suç işliyorlar. Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetin yasa dışı kararnamelerle ülkeyi yönettiğini belirterek tüm kararların Cumhurbaşkanlığı seçimi düşünerek alındığını söyledi. Ve denizin ortasında taciz, banyoda darp etti ne yazık ki Mausa'da eşini ciddi şekilde darp eden Çelik, İsmet Çelik tutuklanarak dün Mausa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Ve araç muayene özelleştiriliyor sayın izleyiciler. Motorlu ve motorsuz araçların fenni muayene işlemlerini yapma görevinin polis örgütlerinden alınarak alanında uzman teknik personellerce uluslararası standartlara uygun kriterler ve imkanlar dahilinde yapılmasına yönelik hazırlanan motorlu araçlar ve yol trafik değişiklik yasa tasarısı resmi gazetede de yayımlandı. Tatar ve Özersay polise ifade verdi. Bakalım neymiş? Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan Başbakan Tatar ve Başbakan Yardımcısı Özersay, özel jet soruşturmasıyla ilgili polise ifade verdiklerini açıkladı. Başbakan Tatar, raporun bir an önce ortaya çıkmasını istediklerini söyledi. Tatar, polisin kişisel hatası varsa bunun da soruşturulacağını ve gerek görülürse ceza verileceğini kaydetti. Güneş gazetesinin sürmanşetine bakalım. Çavuşoğlu, Türkiye ve KKTC'nin egemenlik hakları ihlal ediliyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD merkezli uluslararası yayın organlarından Politico'da bir makale kaleme aldı. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusuna da değinen Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın tek taraflı adımlarının Türkiye'nin ve KKTC'nin egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Ve Güneş gazetesinin logo yanındaki haberse Sayın Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklaması var. Sağlığı siyasete alet edenleri tarih affetmeyecek dedi
Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık bakanlarının görevinin başında olduğunu belirterek herkesin rahat olmasını istedi. Sağlıktaki sorunları en iyi şekilde çözmeye çalıştıklarını söyleyen Pilli, halkımızın sağlığını en iyi şekilde koruyacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Ve Başbakan Tatar'dan Rum'a çağrı, seyahatleri engelleme. Seyahatleri engelleme. Evet, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Rum yönetimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin oy birliğiyle yaptığı çağrıya kulak vermeye ve bir an önce yabancıların iki taraf arasındaki seyahatlerini engellemekten vazgeçmeye davet etti. Ve Başbakan Tatar diyor ki, Rum yönetiminin COVID-19'u ileri sürerek seyahati engellemesinin doğru olmadığını belirtti ve KKTC ile kıyas kabul etmeyecek derecede vaka olan bazı ülkelerle Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı seyahat gerçekleştiğine dikkat çekti ve şunları kaydetti. Rum yönetimi KKTC ekonomisinin gelişmesinden rahatsızdır. COVID-19 öncesinde bu rahatsızlık pek çok kez Rum basınında yer almış, Rum yönetiminin tedbirler düşündüğünü ifade edilmişti. Anlaşılıyor ki Rum tarafı ekonomimize zarar vermek için oyunlar çevriliyor. Meclisten geçiş hakkı deklarasyonu, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarının imzasıyla ortak bir deklarasyon yayınlandı. Tatar'ın yine açıklaması var mecliste. Cumhurbaşkanının raporla ilgili açıklamasına anlam veremedim diyor. Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. Bu arada sevgili yönetmenim İlker, televizyonumuza bir engel takıldı. Onu halledebilirsek rica edeceğim senden. Polis darp iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Mülakat yapılmazsa sıraya göre atama yapılabilir dedi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğretmen münhallerine ilişkin açıklamada bulundu. Çavuşoğlu eleştiriler üzerinde yaptığı konuşmada Kamu Hizmeti Komisyonu'nun öğretmen sınavlarıyla ilgili takvimi çalıştırıp çalıştırmadığını konusunda birçok söylem üretildiğini de dile getirdi. Evet, teşekkür ederim sevgili İlker'ciğim. Devam edelim Halkın Sesi gazetesiyle. Yabancılara kuzey geçiş engeli. Halkın Sesi gazetesinin manşetine taşıdığı haber başlığı. Rum tarafı sınır kapılarında salgınla ilgili olmayan yeni sınırlamaları devreye koydu. Güney Kıbrıs'taki deniz ve havalimanları üzerinden seyahat ederek KKTC'ye gelmek isteyen yabancı uyrukların sınır kapılarından kuzey geçmesine izin verilmiyor. Rum yönetiminin bu kararı Türk tarafında tepkiyle karşılandı. Mecliste 6 siyasi parti ortak bir deklarasyonla Rum yönetiminin sınır kapılarında başlattığı yeni uygulamaya son vermesi ve AB yetkililerinin de salgın öncesi uygulamaya dönüş için inisiyatif alması çağrısı yaptı. Diğer haber başlıklarına bakalım Halkın Sesi gazetesinin. Sadi Sancak için destek mesajları, Sağlık Bakanlığı tercümeyi hazırlayamadı, toplantı ertelendi ve öğretmen alımları seçim malzemesi yapılıyor diyor Kıta Öz. Ve Vatan'la devam edelim dilerseniz. Tatar özel jet soruşturması için yarın ifade vereceğini açıkladı. Bazı haberleri geçiyorum. Neden geçiyorum? Çünkü diğer gazetelerde okumuştum. O yüzden. Erhürman'dan sert tepki. Siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Vakıflar Genel Müdürlüğü için açılan 18 kişilik münhal için 435 kişinin müracaat ettiğini, bu kişilere sınav yapılmadan mülakata çağırdıklarını ve mülakat esnasında hal hatır sorularak insanların gönderildiğini açıkladı. Bunun insanlarla dalga geçmek olduğunu vurguladı. Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında hükümetin bu istihdam konusundaki uygulamasını eleştirdi ve işe alımların seçim sonrasına bırakılmasının partizanlığın da alası olacağını dile getirdi. HP UBP res çekti. İmar planı gerginliği, hükümet çatırtıyor diyor gazete.
Pilli toplam 1080 test yapıldı, bir pozitif vakaya rastlandı. Güney'e bakacak olursak sayın izleyiciler, Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 1942 test sonucunda bir yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka 1022'ye ulaştı. Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye'de durum neymiş? Türkiye'de ise son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti. 1008 yeni vaka tespit edildi. Özersay Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafı sınır kapılarında yeni sınırlamalar devreye koydu. Kop süt, bazı süt ürünlerinde indirime gitti. Okumuştuk size bunu. Bakalım Star gazetesinin sürmanşetine. İskele bu plana hayır diyor. İmar planı tartışmalarında son durumu Ada TV'de değerlendiren UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk'ün açıklamaları var. Bu imar planı geçerse birçok insan önemli hak kayıplarına uğrayacak diyor. Ve İskele genel olarak zaten bu plana hayır diyor. Ben de bu plana kesinlikle karşıyım diyor UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk. Eğer fasıl 96 layıkıyla uygulanmış olsaydı belki de bu imar planına bile gerek olmayacaktı. Maalesef şu anda gelinen noktada kesinlikle bizim onaylayabileceğimiz bir imar planı yoktur. Şu anki haliyle bu imar planında ısrar edilmesi hükümetin geleceğini de tehlikeye atıyor diyor UBP Milletvekili İskele Milletvekili Yasemin Öztürk'ün de açıklamaları yer alıyor Star gazetesinde. Başbakan Tatar, hükümet krizine dönmek üzere olan Mausa İskele Yeni Boğaziçi imar planında hükümet ortağına net mesaj verdi. Plan aynı gelirse yine imzalamam dedi Başbakan Ersin Tatar. Emirname'de biliyorsunuz bugün son gün. Gün boyu zirvede yapıldı. Dün hükümetin iki kanadı belediyelerle görüşmeler yapıldı ve Başbakan Tatar Sayın Özersay biliyor diyor ve karşılıklı diyalog çerçevesinde bir çalışma yürütülüyor. Kamuoyunun vicdanında da kabul görülecek bir plan için çalışmalar sürüyor diye konuştu. Polis Özersay'ı sorguladı özel jet kriziyle ilgili ve pilli bir pozitif vaka var. Bu durumda vaka sayımız 8'e çıktı ve EFKAF İngiliz üstlerindeki mallarına sahip çıkıyor. Detay gazetesine bakacak olursak araçlı eylemle karantina protestosu yapıldı. Özyiğit mecliste sordu. Kapsamlı polis raporu ne oldu dedi Özyiğit. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit özel jet konusuyla ilgili kapsamlı polis raporunun ne zaman açıklanacağını sordu. Mecliste yaptığı konuşmada özel jet olayına değinen Özyiğit konuyla ilgili hazırlanan ön raporda kamera kayıtlarının silindiğinin ortaya çıktığını anımsatarak bu kayıtları kimin emriyle silinmiştir? Bu yapılan ciddi bir suçtur diyor Özyiğit'in açıklamaları var gazetede. Polis Genel Müdüründen izahat istedi. Mültecilere ateş açılması ve kadına darp olayıyla ilgili sayın izleyiciler. Araç muayeneleri özelleştiriliyor. Hali arazi ve kıyı şeritleri rant kapısı değil. Sol hareketin yaptığı açıklama var. Arazilerin ve kıyı şeritlerinin hukuk dışı ve keyfi bir şekilde UBP HP hükümetince peşkeş çekildiği yönünde ciddi iddiaları var. Kıbrıs manşete bakacak olursak. Vakıflar İdaresi hukuki girişim başlattı. Başlıkları sizlere aktarıyorum. Polisten darp açıklaması. Hangi hekimler görevden kaçtı başlığını kullandı manşetinde gazete. Başbakan Tatar imzalamayacağım. Hakikate bakacak olursak. Harekatta kazandık, masada kaybettik diyor. Ve Avrupa Komisyonu Rumları ikaz etmeli. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yeşil Hat tüzüğünün açıkça ihlal edildiği gerekçesiyle bugün Avrupa Komisyonu'na şikayet mektubu göndereceklerini açıkladı. Ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un da bir haberi var. Onu da sizlere aktaralım. Kıpet konusunda keşke bu olay olmasaydı diyerek bu görevi bize halk getirdi. Burada hep vekil kalmak gaylimiz yok diyor.
O nedenle birine göbek bağımız da yok, cep bağımız da yok. Birinin adamı hiç olmadık ve olmayacağız diyor Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'un açıklaması var. Toplum sağlığı için üzerindeki yetkileri kimseye vermediğini ve vermeyeceğini kaydetti. Kimseyi hedef görmediğini ve kimseyi hedef yapmadığını, yasaların gösterdiği neyse onu yerine getireceğiz dedi. Ve YYK asli görevini yapmıyor. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı birazdan burada stüdyomuzda konuğumuz olacak. Arıklı YYK'nın asli görevini ifa etmediğini söyledi ve bir televizyonun yayınlarının durdurulması konusuna değindi. Bu konuda da ne yapıldığını sordu. Lisansı olmadığı gerekçesiyle yayını durdurulan televizyon kanalına ilişkin YYK'nın lisansın olduğunu açıkladığını söyleyen Arıklı, kanalda sarf edilen sözlerle ilgili de Türkiye'de takipsizlik kararı verildiğini belirtti. Açıklamaları da yer alıyor gazetede. Evet, spor sayfalarıyla dilerseniz devam edelim gazete manşetlerimize. Bakalım. Spor sayfalarında. Bu arada sevgili İlker'cim yine seni aşağıya davet edeceğim ilerleyen dakikalarda. Yine aynı sorunumuz var. Kıbrıs gazetesinin spor haberleriyle devam edelim. Macila rüzgarı. Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu'nun düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Rally Şampiyonası Limassol Sigorta'nın sponsorluğunda Lefkoşa'da gerçekleştirildi. 2 gün süren ve toplamış 1 kilometrenin geçildiği Limassol Sigorta Rally'sinde ilk gün toplam 25 araç start alırken ikinci gün 12 araç yarıştı. 9 araç finish gördü. Genel klasmanda Fikri Macila, Doğa Koyuncu ikilisi ilk kez yeni araçları Skoda Fabia ile yarışma 1. sırada tamamlanırken Evo ile Oktay Çocuk, Hüseyin Çocuk ikilisi 2. ve Selen Bilgimer, Sabahattin Dallı ikisi ise Mitsubishi ile yarışı 3. sırada tamamladı diyor Macila rüzgarı. Başakşehir ve Trabzon kayıp Avrupa Spor'a bakalım. Kupa yarı final rövanşlarının tarihi belli oldu. Süper Lig'de program belirlendi. Bakalım neymiş? Kıpet Süper Lig ve Kıpet 1. Lig'de sezon sonuna kadar olan maçların programı belirlendi sayın izleyiciler. 28. hafta Göçmenköy Cihangir maçı dışında 15 Temmuz çarşamba günü oynanacak. Göçmenköy Cihangir karşılaşması ise 16 Temmuz perşembe günü oynanacak. 29. haftada tüm maçlar 19 Temmuz pazar günü oynanacak. Yeni Cami Küçük Kaymaklı maçı dışındaki tüm maçlarsa saat 17.45'te başlayacak. Yeni Cami Küçük Kaymaklı maçının başlama saati 20.30'da olacak. 30. haftada tüm maçlarsa 22 Temmuz çarşamba günü oynanacak. Süper Lig'de programı da sizlere aktarmış olduk. Jimnastik sporuna yatırım şart. Ülke çapında sadece bir jimnastik salonu olduğu için kulüpler antrenmanlar için federasyonun Lefkoşa'daki salonuna gelmek zorunda kalırken federasyondan yapılan açıklama ise sağlıklı nesiller yetiştirmek için jimnastik sporuna yatırım şarttır. Salon yapımı için yer gösterilmelidir ifadeleri kullanıldı. Buradan bisiklette bir başarı daha. Mesarya bölgesinde aktif lisanslı sporcu olarak yıllardır disiplinli bir şekilde bisiklet sporuyla ilgilenen Buğra Cömert, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu'nun 12 Temmuz pazar günü gerçekleştirdiği zamana karşı bireysel yol bisiklet yarışında başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu haberi de sizlere aktarmış olalım. Çetin Kaya'nın yeni camiye karşı yapılan açıklamaya tepki geldi. Apoel yakıştırması derbi kültüründe bir mizahtır deniliyor. Yeni düzen spora bakacak olursa Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu liglerin ve kupanın kalan maçlarıyla ilgili programı duyurdu. Sezonun geri kalan programı açıklandı. Macila zafere sürdü başlığını kullandı yeni düzen spor. Hafta sonu gerçekleştirilen Limassol Sigorta Rallisi'nin kazananı Fikri Macila Doğa Koyuncu ikilisi oldu. Yeni camiden Çetin Kaya'ya sert cevap.
Süper Toto Süper Lig lideri Başakşehir, Trabzonspor'u puansız kapattığı haftada şampiyon olma şansını değerlendiremedi. Başakşehir fırsat tepti başlığı kullanıldı. Diyalogspor'a bakacak olursak Süleymanlı Hatayspor şampiyon. Eski Yeni Cami Akademisi kalecilerinden Süleyman Çamlıca'nın formasını terk ettiği Hatayspor Türkiye 1. Ligi şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. Zirvedekiler kayıp Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor küme düşme hattındaki rakiplerine yenildi. Sezonun programı açıklandı. Biraz önce sizlere açıkladık. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıpet Süper Lig ve Kıpet 1. Lig'de sezon sonuna kadar olan maçların programını belirledi. İç sayfalarda yer alıyor yine Yeni Düzen gazetesinde. Trabzonspor yine fırsat tepti diyor. Cimnastikte salon ihtiyacı büyüdü. Cimnastikte sporcu sayısının artması son zamanlarda gerçekten güzel bir olay. Ama salon sorununun da salonunu da beraberinde getiriyor. Ülke çapında sadece bir cimnastik salonu olduğu için kulüpler antrenmanlar için federasyonun Lefkoşa'daki salonuna gelmek zorunda kalırken federasyondan yapılan açıklamada ise sağlıklı nesiller yetiştirmek için cimnastik sporuna yatırım şarttır. Salon yapımı için yer gösterilmelidir ifadeleri kullanıldı. Gerçekten katılıyorum. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için cimnastik sporuna gerçekten yatırım yapmamız gerekiyor. Futbolda heyecan verici program. Konyaspor 7 gollü maçta lider Başakşehir'i devirdi. Güneşspor'da ise takvim açıklandı. 2019-2020 sezonunun son haftalarına girerken Futbol Federasyonu tüm takvimi açıkladı. Başakşehir'e Konya'da şok. Süper Lig'in 32. haftasında nefes kesen maçta Medipol Başakşehir deplasmanında İttifak Holding Konyaspor 4-3 mağlup oldu. Fırtına Denizlispor'a takıldı. Kartal Malatya'da 3 puana uzadı ve Kartal'la Yılmazköy'den altyapıya yeni ortaklık, yeni cami, öz kaynağa yönelik yatırım yapmaya devam ediyor ve Yılmazköy ile altyapı işbirliğinde yeni akademi kuruldu denildi. Kader maçlarının programı açıklandı. Vakkas 4 dediği Kıpet Süper Lig 2. sırada bitirme hedefinde olan Merit Alsancak Yeşilova'da Vakkas Kaynarca 4 sarı kart cezalısı oldu. Merit Alsancak Yeşilova'nın Hamitköy ile oynadığı ve 0-0 berabere tamamlanan maç sırasında gördüğü sarı kartla sarı kart sayısını 4 yapan başarılı sol kanat oyuncusu bir maç cezalı durumuna düşmüş oldu ve Vakkas böylelikle ikincilik yarışı için büyük önem taşıyan ve çarşamba günü Orhan Dural stadında oynanacak olan Merit Alsancak Yeşilova Doğan Türk Birliği maçında forma giyemeyecek. Konya'dan zirveye darbe, Denizli'den fırtınaya çelme. Gençler Birliği Eriş'i unutmadı. Kıbrıs Türk futboluna büyük hizmetler vermiş hocamız Hasan Eriş'i unutmayacağız. Gençler Birliği Kulübü spor camiasını yasa boğan Hasan Eriş'i unutmadı. Gol kralı yarışı nefes nefese ve Dikmen basketbola doydu. 11 Meşale 5. Dikmen Sokak basketbolu hafta sonu oynanan yarı final ve final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Organizasyon Komitesi Başkanı Osman Çelebi takdim etti. Tunalı üzerimize oynanan oyunları görmekteyiz diyor. Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceren Tunalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Star Spor'a da bakacak olursak 2020 Kuzey Kıbrıs Rally Şampiyonası bu hafta sonu gerçekleştirildi. Lefkoşa'da Macila kazandı. Kartal'la Yılmazköy'den altyapıda ortaklık. Spor manşette ise Girne Antik Limanı'nda klasik otomobil sergisi açıldı. Yoğun ilgi Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Covid-19 salgını sonrası faaliyet yerine kaldığı yerden devam ediyor. Her yıl geleneksel hale getirilen Girne Limanı Klasik Otomobil Sergisi 11 Temmuz Cumartesi akşam üzeri 17-20 saatleri arasında Girne Antik Liman'da gerçekleşecek. Ve sergi bu yıl her zamankinden daha coşkulu gerçekleştirildi. Uzun
Zamandır garajlara mahkum kalan klasik otomobilleri hem sürüp hem de sergileme fırsatı bulan klasik otomobil sahipleri etkinlikten çok memnun olduklarını da gazeteye açıkladılar. Evet, spor sayfalarında sizlere aktarmış olduk. Bugün gazetelere öne çıkan haberleri, haber başlıklarını sizlere aktardık. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, reklam arası veriyoruz. Kısa bir aranın ardından biz burada tekrardan beraber olacağız. Konuğumuz bizlerle birlikte olacak. YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı'yı stüdyomuzda ağırlayacağız ve gündemi kendisiyle değerlendireceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan günaydın, mutlu sabahlar sayın izleyiciler. Kısa bir haber turuyla gündemi değerlendireceğiz sizinle. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı yeni polis genel müdürü Ahmet Soyalan'ı kabul etti. Mülteci ve şiddet konularıyla izahat istedi. Haberin detayları var, dilerseniz onu izleyelim. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, polis genel müdürü Ahmet Soyalan'ı kabul ederek kendisinden yaylada mültecilere ateş açılması olayı ve iki Afrika kökenli kadının polis şiddetine maruz kaldığı iddialarına ilişkin izahat istedi. Akıncı, görevine kısa bir süre önce başlayan polis genel müdürünün hukuk eğitimi de almış birisi olduğunu anımsatarak, görevi süresince polis teşkilatının temel insan haklarına ve hukuki çerçeveye uygun hareket etmesi için her türlü önlemi almasının önemini vurguladı. Polisin bir yandan suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirten Akıncı, aynı anda görevin gerektirdiği yetki ve sorumlulukların evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde kullanılmasının kamuoyunun güven ve desteğini kazanmak için gerekli olduğuna dikkat çekti. Akıncı bu amaçla yeni genel müdürden hizmet içi eğitim konusunda büyük önem vermesini istedi. Mülteci yaklaşım konusunda uluslararası normlara ve insan hakları ilkelerine bağlı kalınması gerektiğini belirten Akıncı, ateş açma olayının daha kötü sonuçlar doğurmamasını bir şans olarak niteledi ve bundan böyle benzeri olaylarda daha dikkatli hareket edilmesi konusunda uyardı. Cumhurbaşkanının izahat istediği konularda ayrıntılı bilgiler aktaran Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, her iki konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılması için talimat verdiğini açıkladı. Soruşturmaların sonuçlarını Cumhurbaşkanı'na ileteceklerini ifade etti. Evet, diğer bir gelişmeyle bültenimize devam ediyoruz. Akıncılarla Limya arasında sınır kapısı açılması için ilk eylem sayın izleyiciler 26 Temmuz Pazar günü Akıncılar'da yapılacak. Akıncılarla Güney Kıbrıs'taki Limya arasında sınır kapısı açılması hedefiyle Akıncılar'da kurulan komite ilk toplantısını yaptı. Akıncılar Belediyesi'nde yapılan toplantıda kapı açılması talebini kamuoyunun gündemine taşımak için eylem kararı alındı. Eylem 26 Temmuz Pazar günü Akıncılar'da yapılacak. Bu arada Lurucuna Kapı Komitesi adını Akıncılar Lurucuna Kapı İnisiyatifi olarak değiştirdi. 26 Temmuz Pazar günü kapı hemen şimdi sloganıyla düzenlenecek. Eylem çerçevesinde köy meydanından kapı açılması talep edilen noktaya yürüyüş yapılacak. Akıncılar Lurucuna Kapı İnisiyatifi Eş Başkanı Hasan Barbaros, Lurucunalı olup başka yerlerde ikamet eden, yaşamının bir bölümünü Lurucuna'da geçiren göçmenler ve Lurucuna'ya gönül veren herkesi 26 Temmuz'da yapılacak yürüyüşe katılarak kapı mücadelesine destek vermeye çağırdı. İnisiyatifin eş başkanı Muhtar Mustafa Eymez de eylem ve yürüyüş için dileyen sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin destek verebileceğini belirtti. Katılım için özel bir davet ya da çağrı yapılmadığını, bu haklı mücadeleye destek veren herkesi 26 Temmuz Pazar günü 17.30'da Akıncılar'a beklediklerini kaydetti. Sayın izleyiciler, Girne Özgür'de Lions Kulübü ve Girne Vatan Lions Kulübü heyeti 11 Temmuz basın günü nedeniyle 1. Medya Kurumu'nu ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.
Girne Özgür'de Lions Kulübü ve Girne Vatan Lions Kulübü heyeti 11 Temmuz basın günü nedeniyle 1. Medya Kurumu'nu ziyaret ederek yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Zahmet ettiniz. Ziyaretimizi size yapıyoruz. Yani her zaman için birinciler birincidir bizim için. Bu vesileyle basın gününüzü kutlarız. Basın emekçilerimiz bizim için çok değerlidir. Sağ olun. Onlar bizim zaman zaman sesimiz oluyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ziyarette konuşan 1. Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci nezaketinden dolayı heyete teşekkür etti. Çok teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Bizlere değer verdiniz, önem verdiniz. Çıkıp buralara kadar geldiniz. Hele hele bu sıcakta. Korkunç bir sıcak var bugün. Ben de bütün 1. Medya ailesi adına sizlere çalışmalarınıza başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum. Girne Özgür'de Lions Kulübü Başkanı Kadir Yerden ve Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Mukaddes Turan desteklerinden dolayı Ertan Birinci'ye teşekkür etti ve Birinci nezdinde tüm çalışanların basın gününü kutladı. Her zaman bizi destekliyorsunuz. Hem şahıs olarak hem basın olarak yaptığımız faaliyetleri duyuruyorsunuz, sesimiz oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz tekrardan size. Vesileyle de basın gününüzü de kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizin nezdinizde tüm emekçilerinize, basın emekçilerine bu özel gününü kutluyoruz. Sağ olun. Ziyarette ayrıca katkılarından dolayı Ertan Birinci'ye kulübün faaliyet raporu sunuldu. 2018-2019 döneminde bize yapmış olduğunuz sponsorluklar ve etkinliğimize göstermiş olduğunuz destekten dolayı bir faaliyet raporumuz var, bir besidimiz var. Onu takdim etmek istedim. Harika. Size. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ediyorum. Mesela. Kasım Kıbrıs Üniversitesi heyeti Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ni ziyaret etti. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi heyeti Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Günay Kibrit ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Günay Kibrit üniversitelerin önemine dikkat çekti. Toplumu dönüştüren, toplumu şekillendiren ve toplumun üzerinde ciddi anlamda etkileri olan bir üniversitelerin bizim gibi sivil toplum örgütleri sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olması aslında hep murad ettiğimiz, hep beklediğimiz bir olaydı. Çünkü sizler sayesinde bu toplum dönüşecek ve gerek engellilerimizin, gerek diğer dezavantajlı kişilerimizin bu toplumda birlikte yaşayabileceği bir düzene ancak sizlerin sayesinde erişebilecektir. Bu nedenle de gerek öğretim görevlisi arkadaşlarımız, akademisyenler, gerekse üniversitelerin varlığı bizleri hep umudumuzu ayakta tutan yerlerdir, noktalardır. 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektör Vekili Doçent Doktor Remzi Yeterkan da engelsiz üniversite vurgusu yaptı. Bizler 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak engel tanımıyoruz. Çok engelli güzel. Diye bir ayrım da yapmıyoruz. Engelsiz üniversite sloganıyla geldik zaten. Çok güzel. Gençlerimizin yaşamlarına dokunmak ve neler başarabileceklerini göstermek istiyoruz. Daha bilinçli, farkındalığı daha yüksek bir toplum seviyesine ulaşmak amacımız. Üniversitemizde çok hassas, çok duyarlı bu konuda. Ve sorunları minimize etmek için harekete geçmek istiyoruz. Yaşam kalitelerini artırmak ve aslında hiç kimseden bir farkları olmadığını göstermek istiyoruz gençlerimizin. Sevgi savaşçısı olarak mücadele süper. Verdiğiniz için de süper. Sizi gönülden kutluyorum. Ve bizleri kabul ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Heyet dernekte bulunan bölümleri gezdi, bilgiler aldı. İstanbul'a teknikerlerimiz var, teknisyenlerimiz var, birlikte orada çalışıyoruz. O protez orada yapılıyor, geliyor burada takılıyor. Bu derneğin son 7 yılda
piyasada satılan hiçbir şeyi yoktur. Hiçbir şeyi ve olmayacak. Kesinlikle bunu bir tane kimdeyiz ona göre? Ben çekiyorum. Yani her yerden olur. Tamam, tamam da az önce. Tamam. Evet, düne yansıyan önemli haberleri, gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi stüdyodayız yine tabii ki, canlı yayınlarımız devam ediyor. YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı ile programımızı yapacağız. Çok kısa bir jenerikten sonra. Evet, tekrardan günaydın, mutlu sabahlar sayın izleyiciler. YDP Genel Başkanı Sayın Erhan Arıklı bugün bizlerle stüdyomuzda, gündemi değerlendireceğiz, gelişmeleri değerlendireceğiz. Bizleri yine sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilir, yayınımızı paylaşabilir, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bakalım bugün gündemde ne gibi konuları öne çıkaracağız Sayın Arıklı'yla. Günaydın, nasılsınız? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ha, becerdim. Paylaşabildiniz değil mi? Evet, birazcık böyle uzadayım dedim. Belki fırsat olur, paylaşabilirsiniz. Evet, yapabiliyoruz. Artık zaten bu pandemi döneminde teknolojiyle artık daha da iyi yön... Küçük torunum var, 5 yaşında. O öğretmeye çalışıyor. Çocuklar zaten teknoloji anlamına baktığımız zaman onlar gayet güzel kullanıyorlar. Biz de bu dönemde biliyorsunuz artık Skype bağlantılarını bile açtık bu pandemi sürecinde. Sizleri ağırlayamadık stüdyolarda. Pandeminin faydası oldu diyorsun. Faydası oldu elbette. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyiyim. Yaz sezonundayız artık ama yoğun. Ülke için endişeliyim. Geleceğimiz için endişeliyim. Torunlarımız için endişeliyim ama onun dışında gayet iyiyim. Evet, sağlığımız yerinde olsun diyoruz ama bugüne kadar bir pandemi hastanesini halen daha tartışıyoruz. Birçok kararlar alınıyor ne yazık ki. Proje gösteriliyor, açıklamalar yapılıyor. Yapıldı, yapılacak, günler sayıyoruz ama sonuç yok. O zaman böyle sağlıktan girdik. Pandemi ilan edilen ülkemizde ne yazık ki vaka sayımız 8'i buldu. Covid-19 sadece sağlığımızı değil elbette ister istemez psikolojimizi, sosyal hayatımızı ciddi anlamda dibe vuruyor. Toplumumuz çok hassas bir dönemden geçiyor. Neleri tartışıyoruz, neleri konuşuyoruz? Bir yandan gündem değişiyor. Şimdi imar planı tartışmaları, bugün gazetelere yansıyan, ön sayfalara taşınan haberler. Polisiye haberleri, şiddet haberleri yine artmaya başladı. Ne kadar sakindir de derdik ama ciddi anlamda gelinen nokta bir kriz. Pandemi, hastanemiz yok. Ekonomik anlamda iyileşme yok. İyi bir şey yok ne yazık ki. Neler söyleyeceksiniz, nasıl değerlendireceksiniz bu normalleşme sürecinde, bu açılımları? Temmuz'dan sonraki durumu, buyurun sözü size bırakalım. Yani elbette sağlık bir dönem Mart 15'ten itibaren gündemimize geldi ve uzun bir süre gündemi meşgul etti. Ama daha sonra ekonomik şartlar, ekonomik zorluklar, ekonomik problemler sağlığın önüne geçti. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani hükümet mecburen kapıları açmak zorunda kaldı. Yani ekonomik durumumuz iyi olsaydı biz de Robinson Crusoe hayatı yaşayabilirdik. Bütün kapılar kapalı aynı Kuzey Kore'de olduğu gibi. İki tane orada şey çıktı... Koronalı çıktı. Kim Cumhurbaşkanı kim dedi temizleyin bunları tedaviyle falan uğraşamam. Onları temizlediler. Kapıları kapattılar. Rahatlar. İnsanlar artık koronayı falan orada konuşmuyor ama biz öyle bir toplum değiliz. Biz mecburen açılmak zorundayız. Herkesin de söylediği tamam açılalım ama bu açılırken tedbirlerimizi alalım. İşte o tedbirler konusunda hükümet yetersiz kaldığı için hala da pandemi hastanesi konusunda kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılmadığı için insanlar ister istemez tedirginliğe düşüyor. Telaşa düşüyor, paniğe kapılıyor. Yani şu anda vaka sayımız 8. Normal kabul edilebilecek bir rakamdır bu. Çünkü dışarıdan gelen insan sayısı güneyi de katarsak 8000'i aştı gidiş gelişler. 1000 kişide bir oluyor bu rakam ki aslında son derece normal bir rakam. İster istemez de gelecekti. Bunu kimse... Keşke kapanmasaydık o zaman.
Yani. Hayır, o yaygın olduğu dönemde elbette kapanacaktık. İnsanların bu koronayı tanıması gerekiyordu, tanıdık. Tedbirler alınması gerekiyordu o dönemde, kapanma döneminde. Onu yapamadık. Yani takriben bir 65-70 günü biz işin edebiyatıyla geçirdik. Halbuki o kapanma dönemini biz gerekli hazırlıkları, altyapı çalışmalarını yaparak kullanmamız lazımdı. Beceremedik onu. Geçti. Şu anda ekonominin kıskacına girmiş durumdayız. Yani binlerce insan şu anda işsiz. Gidin sabahleyin çalışma dairesinin önüne, sosyal sigortaların önünden geçtim. Bir sürü insan orada bekliyor. Dertleri, davaları 1500 liralık o parayı alabilmek veya işsizlik parası alabilmek. Çünkü binlerce insan her gün işsiz kalıyor. Oteller kapanıyor, oteller işçi çıkartıyor. Geçim derdinde. Yani Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Sağlık bir noktaya kadar önemli ama insanlar hastalıktan mı öleyim yoksa açlıktan mı öleyim ikilemiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi hükümetin bu dönemde devreye girmesi lazım ama bakıyoruz hükümette böyle bir problem yok. Sağlığı da gündemin dışına atmış, ekonomiyi de gündemin dışına atmış. Ne var başka gündemde? Şeylerle seçim uğraşıyor. Mi? Seçim var elbette. Yani ben en başında bu seçimi öne alalım ki Sayın Akıncı da beni sonunda desteklemişti. Bir an evvel bu seçimleri gündemimizden çıkartalım ve normal hayata dönelim. Bizi yönetenler de normal hayata dönsünler. Aksi takdirde bunlar bu seçim sendromundan kurtulmadıkları müddetçe normal gündeme dönmeyecekler dediğimde bana ilk zamanlarda tepki gösterdiler. Tepki verildiydi, evet. Ama ne kadar haklı oldum şimdi ortaya çıktı. Bu süreç daha da uzayacak. Yani gerekli tedbirler alınmasa ve vaka sayısı giderek artarsa, işte son gelen Kıbrıslı KKTC vatandaşı kişi birçok kişiyle temas kurdu. Acaba geçti mi geçmedi mi? İnsanlar korkuyor, panik halinde. Biraz önce programa girmeden önce öksürdüm sabah saatleri erken kalktığım için. Sayın Vekilimiz Erhan Bey de bana şey diyor, soğuk mu burası acaba? Üşüttün mü acaba? Ben de yok, korona uzmanı şüphelenmiyorum, merak etme. Sonra bir daha soruyor, yine öksürüyorum. Sonra diyorum, yok yok, sakin olun, böyle bir durum yok. Artık öksürmekten de korkuyoruz, artık insanlar da yani, soruyor bizlere. Hayır, nasıl bir panik havası oluşturulursa insanlarda, ben tabii senin korona olduğuna şüphelenmiyorum. Şimdi hükümetin gündemi maalesef ne sağlıkla ne ekonomiyle ilgili. Üçüncü paketi hazırlamaya çalışıyorlar. Ben de geçen gün dedim ki arkadaş, ikinci pakette ne elde ettiniz ne ki? Ne vardı? Birinci paket. Yani ikinci paket, birinci pakette hadi çekler şunlar bunlar. Onun sonuçları var. Çekleri ertelediniz, o çeklerin ödenme dönemi şimdi geldi. Ne bileyim, elektrik borçlarına elektrikler kesilmeyecek dediniz. Şimdi o elektrik faturaları bindirimli olarak gelmeye başladı. İnsanların elektriği kesilmeye başladı. O birinci paketin sonuçlarını almadan ikinci paketi açıkladınız. Orada insanları yatıştırmak için, toplumun gazını alabilmek için işte şu kadar para kredi vereceğiz, reel sektörü destekleyeceğiz dediniz. Reel sektörün o krediye ulaşabilme yollarını tıkadınız, tıkanan yolları açmadınız. İnsanlar hala daha ekonomik sıkıntı içerisinde, reel sektör borçlarını ödeyemiyor, çeklerini ödeyemiyor, insanları habire işten çıkartıyor, çalışanları, kepenkler kapanıyor. Gidin Arasta'ya görün, birçok iş yeri kapalı, tezgahlar siftahsız kapanıyor. Dolayısıyla birkaç gün sonra da kapatıyor, işçilerini, çalışanlarını işten çıkartıyor vesaire vesaire. Ama toplumun bir kesimi de muazzez, gerçekten akşamleyin gidin o barlara, restoranlara, ağzına kadar dolu. Tıka basa dolu. Ben şeyi de anlamıyorum. Yani bankada halen daha devam ediyor. İnsanlar sıra bekliyor. Eczanede de, marketlerde herkes istediği şekilde yan yana. Barlarda dıkış dıkış insanlar. Yani bir uygulama yapacaksak tam yapalım. Tam sistemini yapalım. Yani evet, biri öyle biri böyle olmaz. Ya alınan kararlar, bir de fark ettiyseniz yani şimdi halkın nabzıyla da sanki tutmaya çalışıyorlar. Bu kararı alalım da bakalım halk ne diyecek. Halk tepki gösterince Facebook'taki sesini, nabza göre evet, tekrar değiştirebiliriz kararı diyorlar. Tekrardan bir karar değişikliğine gidiliyor. Yani bu böyle olmuyor. Hayır, sabahleyin bakıyorsun Muazzez, birçok kişi bir resim atıyor. Diyor ki bu ne,
şeylik, rahatlık olur mu bu kadar işte insanlar iç içe falan. Bakıyorsun aynı adam akşamleyin restoranda bir grupla resim çekiliyor. Ya yani enteresan bir toplum haline geldik. Marazi bir toplum, her şeyden şikayet eden, sürekli eleştiren, eleştiriyle hakareti birbirine karıştıran, hatta bazen hakareti küfür boyutuna ulaştıran bir toplum haline geldik. Bir türlü saygılı olmayı öğrenemedik. İşte böyle bir durumda korona ile ilgili en ufak bir haber bir anda patlama yapıyor. Yani 8 vaka. Arkadaş, Güney'de günde 8 vakanın çıktığı oluyor. Güney'deki Facebook'u benim arkadaşlarım, bunca bilen arkadaşlarıma soruyorum. Var mı orada böyle bir panik? Hayır diyorlar. Daha önceki gün 7 tane çıktı. Bizde açılım oldu. Aşağı yukarı neredeyse 20 gün, 25 gün kapılar açıldı. Topu topu 8 tane. Hiç olmasa elbette ki çok daha iyi. Ama gelecek bu. Bir neticede gelecek. Bir şekilde gelecek. Bunu bir panik havasında toplumu galeyana getirir şekilde aktarmanın ve propaganda yapmanın anlamı yok. Güney'de günde 8 vaka çıkıyor. Hiç orada kapatın kapıları, niye açtınız, ne güzel yaşıyorduk vesaire gibi küfür ve hakaret karışımı sosyal medyadan bir sürü paylaşım var. Onun için bu dönemde hükümet etmek çok zor, ama hükümet hele basiretsiz ve iradesiz olursa çok daha zor oluyor. Aldığınız bir kararı sosyal medyadan, tansiyonu oradan ölçerek anında değiştirebiliyorsunuz. Tepki mi geldi? Tamam arkadaşlar, hemen değiştireyim ya. Bir dakika, yani o kararı vermeden önce inceleyin, sık dokuyun. Bütün uzmanlarla konuşun. Ondan sonra bu kararı verin kardeşim. Gerekçesini de topluma anlatın. İnsanlar ikna olsun. Biz neticede faşizan bir rejimde yaşamıyoruz. Yani yukarıdaki bir şey söyleyecek, aşağıdakiler olduğu gibi robot gibi uyacak. Hayır. Bana aldığın kararı, niçin aldığını izah et. Beni ikna et. Siz mecliste bunları sorguluyorsunuz. Konuşuyoruz. Dün neler yaşandı, dün neler sorguladı. Arapça çok bir atasözü ben. Var. Kellim kellim la yenfa. Yani konuş konuş faydasız. Boş gözlerle sana bakıyorlar o bakanlar kurulundaki arkadaşlar. Anlatıyoruz, eleştiriyoruz. Alternatif gösteriyoruz. Gerek ben, gerekse diğer muhalefet partisi milletvekilleri ve başkanları. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz, biz dinliyoruz. Arkadaşlar, sanki sabahleyin gelirken o bir ilaç var. Sanax mı deniyor? Nedir o? Evet, tam vermeyelim ilaç. Neyse, onu herhalde almış gelmişler. Sinirlerini de aldırmışlar. Rahatlık var. Yani çok ciddi bir rahatlık var. Konuşuyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Bazen dozajı da kaçırdığımız oluyor. Ama bakıyoruz karşımıza hiçbir tepki yok. Enteresan bir meclis, enteresan bir hükümet. Enteresan bir bakanlar kurulu. Şimdi iki tane de kriz var üst üste yaşayacağımız. O krizi nasıl atlatacaklar bilmiyoruz. Yani bir tanesi jet krizi. Ya, şimdi onunla ilgili polis raporu bekleniyor. O polis raporu bugün yarın çıkacak. Orada hükümetin zannediyorum UBP kanadı. Halkın partisi bir bakanı var diyorlar. Sürekli sosyal medyada dönüşüyor. Kulislerde konuşuluyor. Ulusal Birlik Partisi'nden de, Ünal Üstel'den de, Sayın Çalıda'dan da açıklamalar var biliyorsunuz. Üst üste geldi o açıklamalar, ama yani Ulusal Birlik Partisi tabanında çok zan ciddi bir kaynama var. Zan altında birileri bırakılıyor. Evet. Yani bu isim belli mi? Açıklanacak mı ilerleyen günlerde? Bir de açıklanırsa bir de böyle yani bir kriz de yaşanabilir değil mi? Kimsenin günahını alacak değilim. Ben polis raporunu görmeden de bir şey söyleyemem. Zanla hareket etmek çok doğru bir kesinlikle hareket değil. Ama Ulusal Birlik Partisi'nin tabanı kaynıyor. Halkın Partisi'nin UBP'ye sürekli res çekmesi ve sürekli şunu yapacaksınız diye dayatmalarda bulunması UBP tabanında çok ciddi rahatsızlık yaratıyor. Zannediyorum yukarısı da artık bu tehdit ve şantajlara daha fazla dayanacak gibi görünmüyor. Arkasından işte emirname olayı var. 15'i yani zannediyorum. İmzalamam diyor Başbakan Fener. Başbakan diyor ki imzalamam. Kudret Özersay diyor ki kimse beklemesin diyor. İmzalamazsanız bu iş devam etmez diyor. Geçmişte de yani sürekli artık alışkanlık haline getirdi Sayın Kudret Özersay bunu. Ya olur ya olmaz. Dolayısıyla bu hafta içerisinde çok ciddi bir hükümet kriziyle karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum. Bana göre yani
Şu anda yapılması gereken şey Muazzez, onu soracak olursan gözlerinden onu anlıyorum. Ne bekliyoruz o zaman? Ne bekleyelim? Ne yapılsın? Yani şu anda ne yapılması lazım? Onu soracaksın herhalde. Yapılması gereken şey, bu hükümet bu şekilde daha fazla devam etmez. İnsanların geleceğini çalmayın. Gelin bir an evvel Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlikte bu iş bitsin veya önce iki seçimi birlikte yapalım, seçim yasasını değiştirerek tabii. İki seçimi birlikte yapalım, geleceğimizi kurtaralım, 2021'i kurtaralım. Yani bu Cumhurbaşkanlığı seçimden hemen sonra bu hükümet bozulacak. Kesinlikle. Daha önce bozulmasa, diyorsunuz, bu hafta bozulmasa olacak. Mutlaka bozulacak kardeşim. Yani atıyorum Ekim sonu bozulacaksa niye şimdi ve seçime gidilecekse niye şimdi biz seçime gitmiyoruz? İkisini birden yapalım, tek masraf yapalım. Daha sonra yapılırsa zararları çok Muazzez. Hatırlıyorum ben şimdi 2018 seçimlerinde Serdar Denktaş Maliye Bakanı Hüseyin Özgürgün, Allah uzun ömür versin, çıktı hodri meydan çekti. Tufan Hoca tamam dedi, erken seçime gidiyoruz denildi. Serdar Denktaş kendini yırttı. Arkadaşlar yapmayın, 8 Ocak değil de en azından Mart'ta Nisan'da yapalım. Niçin? Ya en azından bütçeyi yapalım. Bütçeyi yapmazsak 2018'i tamamen kaybedeceğiz dediydi. Şimdi bizim yani bu seçimi yapacaksak bir an evvel yapalım, en azından 2020'yi kurtaralım, 2021'i kurtaralım. 2021'i de kaybedersek bu topluma çok ağır bir bedel ödetmiş oluruz. Zannediyorum bu zaman kazanırız süre içerisinde yani bu konuda gündeme gelecek maalesef. Boş boş şeylerle uğraşmayalım diyorsunuz artık. Elbette. Bu işince yani de bitsin. Kalıcı istikrarlı bir hükümet oluşsun. Nasıl oluşursa oluşsun ama bir an evvel oluşsun. Ondan sonra 2021'in bütçesini yapalım ve bir an evvel o reformları, devleti dönüştürecek, yapısal dönüşümü sağlayacak o reformlar bir an evvel gerçekleştirelim. Çünkü artık herkesin anlaması gereken şey şu. Özellikle Kıbrıs Türk halkının anlaması gereken şey şu. Bu sistem, bu statiko, pansuman tedbirlerle Muazzez artık düzeltilemeyecek kadar hastalıklı hale geldi. Toplumun, devletin birçok kesimi yaralardan dolayı adeta kangren hale geldi. Ancak çok ciddi reformlarla, çok ciddi yapısal dönüşümlerle biz bu sistemin biraz daha iyileşmesini sağlayabiliriz. Aksi takdirde bu statüko bu şekilde devam edemez. Kimsenin elinde de sihirli değnek yok. Dokununca şu yarayı iyileştireceğiz diye kimsenin de bir iddiası olamaz, mümkün değil. Bir an evvel erken seçimlerin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılmasına veya daha halkın önce yapılmasına da çok büyük devam ediyorsunuz yoğun bir şekilde. Halkla iç içesiniz, ziyaretlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ne diyor onlar, ne diyor? Onlar da mı erken bir seçime hazır mı halkımız? Çünkü baktığımız zaman kimse aslında çoğu kişi seçim istemiyoruz diyorlar. Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, arkasından tekrardan diğer seçimler, kaldıramayız, sandığa gitmeyiz. Sürekli söylenen maalesef o arkadaşlar. Yani toplumda ilk değişen bir şey gündeme olmayacağını, çünkü zaten ciddi anlamda bu dönem çok güvensizlik yaşadı toplum. Halen daha da yaşıyor. İyi de ne bekliyorlar? Yani gökten bir peygamber mi gelecek? Peygamber gelecek, elinde sihirli değnek var, dokunacak ve her şeyi düzelecek. Bunu mu? Yani demokrasilerde çare halktır. Çareyi halk bulacak. Siyasiler karşılarına geçecek, dertlerini anlatacaklar, yapacaklarını anlatacaklar. Halk kararını verecek, sorgulayacak. Ondan sonra yapamıyorsa kendisini seçtikleri değiştirecek. Halk daha değiştirmeyi tam öğrenemedi. Yaptıklarını göremiyoruz. Yani taht-ı revalli gibi şikayet üstüne bakıyorsun sandıktan yine aynı siyasi partiler, yine aynı siyasi figürler çıkıyor. Aynı şikayet eden insanlar daha sonra ertesi gün şikayete başlıyorlar. Ya arkadaş, bunları siz seçtiniz netice itibariyle. Birileri sizin kafanıza silah mı dayadı? Yani senin seçim kriterin şayet bu benim düğünüme geldi, bu benim cenazeme geldi, bu benim yeğenimdir, bu benim eşimin, teyzesinin, oğlunun kızıdır. Ölçüm buysa yönetimde bu olur. Yani hangi siyasi partinin manifestosunu okuyarak, hangi siyasinin kalitesine veya
CV'sine bakarak karar verdi ki benim insanım. Kimi suçluyorsunuz? Yani iğneyi kendinize batıracaksın, çuvaldızı başkasına. Ama siz iğneyi görmemezlikten geliyorsunuz, karşı tarafa habire çuvaldız batırıyorsunuz. Eleştiriler haklıdır, bir şey demiyorum. Ama netice itibariyle lütfen bir öz eleştiri yapın. Yani Yunanistan'da üst üste 4 tane seçim oldu. Syriza'yı getirdiler. Beceremedi. Bir sonraki seçimde başkası geldi. Demokrasi bu demek. Yapamayınca da istifa etmeyi de bilmemiz gerekiyor. Biz hayır, istifa etmeyebilir. Netice itibariyle siyasi hayatını noktalarsınız. Türkiye'de bunun örnekleri var. Ben yapamadım deyip çekip gitmeli yani. Ben öyle görüyorum. Veya vatandaş demeli ki, arkadaş sen yapamıyorsun. Güle güle biraz dinlen. Git torunlarını sev demesi lazım. Yani söz veriyorsunuz, manifestonuz yayınlanıyor. O manifesto sizin namusunuzdur. Uygulayabiliyorsanız ne ala. Vatandaşın kriteri bu olmalı. Kardeşim sen bana seçimden önce şunları şunları söyledin. Bakın bu ülkede hiç vatandaşın irdelemediği, konuşmadığı bir şey var. 42 tane hükümet kuruldu şimdiye kadar. 42 hükümetin de 42 tane hükümet programı var. Hükümet programı iş ola iki kişi tarafından oturulur, yazılır. Oradan başbakan kalkar bu hükümet programını okur. Güven oyu verecekler elini kaldırır, güven oyu vermeyecekler reddeder, bitti. O hükümet programı orada kalır. Ya arkadaş bir alın bakın, deyin ki sen bu hükümeti kurarken şunları şunları yapacaktın kardeşim. Gelinen noktada sen hangisini yaptın? Bana verdiğin o seçimden önce oyumu almak, oyumu çalmak için bana verdiğin sözleri bir kenara bırakıyorum. O bitti, tamam. Ama hükümet kurarken yine sen topluma bir söz veriyorsun. Sözler. Benim programım bu diyorsun. O hükümet programının neresindesin? Bari onun hesabını ver. Yani şu UBP-HP koalisyonu veya ondan önceki dörtlü koalisyon veya ondan önceki UBP-DP koalisyonu veya ondan önceki UBP-CTP vesaire vesaire. Sürekli hükümet programları. Yani vatandaşın yapması gereken şey siyasileri inceleyip sık dokumak. Ona göre oyunu vermek, kararını vermek. Bunu yapmıyorsunuz. Yine aynı kriterler, düğün, cenaze. Aynı insanlar, denenmemiş bir partide YDP var diyorsunuz. Şu anda da. Hayır, yani illa ben değilim. Bir sürü başka partiler var. Başka siyasi figürler var. Allah aşkına yani tik verirken bile mesela karmayı bir türlü kaldıramıyoruz. Karmayı kaldıralım deyince olmaz. Niçin? Çünkü karmada her siyasi partide karşı partide akraba olanlar var. Doktorlar bir araya gelir, avukatlar bir araya gelir, hemen paslaşırlar. O ona, o ona. Karmadan bir bakarsın yine aynı figürler çıktı. Kaldıralım bunu diyoruz. Karma siyasi ahlaksızlıktır. Çünkü karma sistem adayı önce en yakın arkadaşına, çünkü sen seçilebilmek için onu kesmek zorundasın. Önce en yakın arkadaşına kazık atmaya, sonra da partisine kazık atmaya zorlayan, ahlaksızlığı teşvik eden bir sistem diyoruz. Yani ben seçileyim, mühür kırılsın, bana tik verilsin, geri kalan tikler başka partilere dağıtılsın, ben öne çıkayım. Bu anlayış daha yolun başında siyasiyi ahlaksızlığa sevk ediyor. Sistem bu. Seçilebilmek için başka şansınız yok. Gelin bunu değiştirelim. Hayır olmaz. Niçin olmaz? Karmada işte kaliteli insanlar. Ne kalitesi ya? O kaliteli insanların getirdiği, ülkeyi getirdiği netice bu. Sonra siyasi partilerde grup kararı denilen bir şey var. Yani siz istediğiniz kadar kaliteli bir insanı meclise gönderin. Partisinin aleyhine herhangi bir şekilde kalkıp da el kaldıramaz. Mümkün değil bu sistem içerisinde. Ben şimdi bakıyorum, diğer siyasi partilerde arkadaşlarımız var. Kendi partilerini eleştiriyorlar, yönetimi eleştiriyorlar. Alınan bir kararı senden benden çok eleştiriyorlar. Peki diyorsun, buyur kardeşim gereğini yap. Olmaz. Niçin? Partimin grup kararı var. Yani Ünal Üstel çok ciddi bir haksızlığa uğradı. Bu jet olayında belki en az suçlu bakan odur. Ondan önce görevden alınması gereken en az bir iki tane bakan daha vardı.
Çıktı, bağırdı, çağırdı. Sonunda dedi ki ben partimin yanındayım. Partim ne derse o olacak. Ya iyi de kardeş, yani bunu niye yapıyorsun sen? Aynı şey Aytaç Çalı'da. Kızdı, bağırdı, çağırdı. Benim bu hükümete desteğim yok dedi. Ertesi gün geldi meclis kürsüne, dedi ki benim hükümete desteğim tamam. İşte nedir bu? Grup kararı. Siyasi partilerin dışında hareket etmeniz mümkün değil. Öyleyse yapmanız gereken şey, sistemi kaldıracaksınız veya bu sistemi biraz daha elastiki hale getireceksiniz. Bunu da zannediyorum bu seçim sistemini önümüzdeki günlerde tartışacağız maalesef. Evet. Şimdi YDP olarak daha güçlü, daha kararlı, her zaman söylersiniz, daha azimli, daha yürekli, daha inançlı geleceğiz, geliyoruz diyorsunuz. Bu seçimlerde nasıl bir hayaliniz var? Ne öngörüyorsunuz? MYK kurultay tarihini de belirlediniz. 25 Temmuz ve 9 Ağustos olarak bir tarih var. Ne çıkacak bundan? Nedir düşünceleriniz? Bunu da aslında ben merak ediyorum. Yani kurultay tarihi 25 Temmuz dedik ama 25 Temmuz'da ilk tur olmayacak. Çünkü bizim çok ciddi sayıda üyemiz var. 7500 üye var. 3500-3750 üyeyi bir anda toplayabilmek imkansız. Zor, çok zor. Yani 9 Ağustos. Onun için 9 Ağustos. Yani biz normalde o birinci turu sadece yasalara uymak için söylüyoruz. Birinci turda diyeceğiz ki işte çoğunluk sağlanamadı, otomatikman 9 Ağustos tarihini belirleyeceğiz. Ve kurultayımız 9 Ağustos'ta olacak. Şimdi böyle bir durumda Yeniden Doğuş Partisi çok iddialı bir parti. Bu iddiamızı biz geçen seçimlerde de ortaya koymuştuk Muazzez. Biz topluma bir söz vereceğiz, yine geçen sefer yapmıştık. Topluma bir toplum sözleşmesi imzalayacağız. Yapabileceğimiz, senin ve sokaktaki vatandaşın hayatına dokunabilecek, insanın hayatını biraz daha güzelleştirebilecek çok önemli 9-10 maddelik bir manifesto hazırlayacak. Toplum sözleşmesi. Ve diyeceğiz ki hazırlayacaksınız. Daha önce hazırlamıştık. Vardı, onu güncelleyeceğiz. Biraz daha güncelleyeceğiz. Ve diyeceğiz ki vatandaşa reformlar. Diyeceğiz ki biz bunları gerek koalisyon gerekse tek başımıza iktidar olmamız halinde. Çünkü bahaneleri hep o oluyor. Biz o manifestoyu, o sözleri verecektik ama ne yapalım ki tek başımıza iktidar olamadık. Dolayısıyla yapamadık ey halk. Bir dahaki seçim diyor siyasiler. Yapamazsak da gideceksiniz diyorsunuz. Her ben zaman diyorum ki biz koalisyon ortağı olursak, yani tek başımıza iktidar olamazsak da koalisyon ortağı olursak dahi o topluma vereceğimiz, toplum sözleşmesiyle topluma vereceğimiz sözlerimizi yapacağız. Hükümet ortağımızı buna zorlayacağız. Yapmazsak istifa edeceğiz. Bu kadar açık ve net. Günün sonunda vatandaştan 3 yıllık bir süre istiyoruz maalesef. 3 yıllık. O 3 yıl içerisinde taahhütlerimizi yerine getirmezsek ben Erhan Arıklı olarak mesela siyasetten ayrılacağım. Az önce sen söyledin ya, yapamayan gitsin. Ben o bir örnek olacak mesela. Bu kadar iddialıyım. Evet, bu kadar iddialıyım. Bahanem de olmayacak. Yani o koalisyon ortağım şimdi olduğu gibi beni kandırabilir. Hükümet programına yazarız. Ama günün sonunda her zaman olduğu gibi yapamayız, şu anda zaman müsait değil. O zaman hemen halkın karşısına çıkıp hükümet ortağımız bu takvimlendirme ve taahhütlerine uymuyor. Biz hükümetten ayrılıyoruz diyeceğiz. Bu kadar açık ve netiz. Sırf o koltukta kalabilmek için her türlü ahlaki ve siyasi tavizi veren insanlardan olmayacağız. Biz netice itibariyle siyaseti hizmet için yapmayı düşünen, bu amaçla yola çıkan insanlarız. Hepimizin mesleği var. Ben siyasetçi doğmadım. Yapamazsam üniversiteme dönerim, kitap yazmaya devam ederim, akademik çalışmalarıma devam ederim. Bu işi yapabilen arkadaşlar gelir, yollarına devam ederler. Bu kadar açık ve netim. Hizmet için yanıp tutuşuyoruz. İnşallah halk da bize bu desteği verir. Yapılabilecek o kadar güzel şeyler var ki, ama çeşitli sebeplerden dolayı
Geçmiş hükümetler bu yapılabilecek şeylerin hiçbirini yapmıyor. Gündemlerine dahi almıyorlar. Yani neler derseniz, lütfen derim, ya hükümet programlarına bakın. Çok güzeldir o hükümet programları. Cenk, bir arkadaşımız hükümet programlarını yazmıştı. İsim vermeyeyim, şimdi reklam olur diye hemen şey yapıyorsun. Şimdi artık yasa da var, bilişim yasası da var. Artık korkuyoruz. Evet. Yazmıştı. Bir zaman zaman açıp bakıyorum o kitaba. Hükümet programları mukayeseli. Gerçekten güzel şeyler. Herkes iddialarla ve ideallerle yola çıkmış. Ama günün sonunda hep topallamışlar, çuvallamışlar. Veya Türkiye ile imzalanan ekonomik protokollere bakın Muazzez. Orada da bir sürü taahhütler var. Güzel şeyler. Yani bizim hayatımızı kolaylaştıracak, hayatımızı güzelleştirecek şeyler. Yani eğitimde reform demişler, ulaşımda reform demişler, tarımda reform demişler, sağlıkta reform demişler, yapacağız demişler. Nerede? Caz, caz, caz. Ama hiçbiri yapılmamış. Niye yapılmamış? Ben bunu gerçekten merak ediyorum. Yani mesela kabloyla elektriğin çekilmesinde ne engel olabilir size? Kabloyla elektrik çekilse, şimdiye kadar çoktan yapılabilirdi tartışmalar başladığından beri, elektriğin fiyatı neredeyse yarı yarıya düşecekti. Yani 750 lira, 1000 lira elektrik faturası ödeyen insanların elektrik faturası bir anda %50 azalacaktı. Ne engel olmuş olabilir? Bakın, su geldi buraya. O su yönetimini oluşturmadığımız için ve taahhütlerimizi yerine getirmediğimiz için şu anda Geçitköy Barajı'ndaki suyun dibi görünüyor. Halbuki zamanında imzaladığımız protokole sadık kalsaydık şu anda o yol, o şey yapılmış olacaktı. Boru hattı yapılmış olacaktı, patlayan yer, ve derhal su gelmiş olacaktı. Su sıkıntısı çekmeyecektik. Şu anda yine kuyu suları kullanılıyor, karıştırılıyor ve evlere servis yapılıyor. Bu bir müddet sonra tekrar o suyun tuzlanmasına neden olacak. Yani bir sürü şey var. 2011 yılında hastane kuralım denildi. Çeşitli sebeplerle o hastaneye karşı çıkıldı. Hala daha Burhan Nalbantoğlu'na talim ediyoruz. Burhan Nalbantoğlu'nun ömrünün bittiği, ekonomik ömrünün bittiği, tamiratının artık imkansız hale geldiğini uzmanlar raporlarıyla ortaya koymuşlar. Çoktan bizim bu başka bir hastane yapmamız gerekiyordu. Aradan 10 sene geçti, hala konuşuyoruz. 2001 yılında Türkiye ile imzalanmış ilk protokolde belediye reformu yapılacak diye yazılmış. 2019 yılındaki protokolde de Muazzez aynı taahhüt var. Aradan 20 sene geçmiş. Hep taahhüt etmişiz. Hiçbirini yapmamışız. Belediyelerimizin hepsi şu anda kriz içerisinde. Bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Akşamleyin birkaç belediye başkanıyla bir araya geldim. Yemekteydik. Evet, onlar şu anda bir sessizlik. Bütün dertleri, davaları aynı hükümet gibi maaşları ödeyebilmek. Hizmet şöyle dursun. Ben bu ay maaşları nasıl öderim? Nasıl, bunun derdindeler. Hükümetin derdi de o. Ben memur maaşları nasıl öderim? Hizmet falan şöyle dursun. Bu şekilde olmaz. Yani biz çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz. Bugün ödememiz gereken acı faturayı öteleyerek o faturanın kabarık bir şekilde çocuklarımız ve torunlarımız tarafından ödenmesine sebep oluyoruz. Yazık, günah. Yani en azından biz birçok şey kaybettik ama hiç olmazsa çocuklarımız ve torunlarımız için bir şeyler yapalım. Bu ülkeyi daha yaşanabilir bir ülke haline getirelim. Bunu yapabiliriz. Yani unumuz var, yağımız var, şekerimiz var, ateşimiz var. Helva yapacak birilerine ihtiyaç var. Benim toplumda o helvayı yapacak aşçıyı seçmek zorunda. Sen acemi aşçıyı seçersen, helva nasıl yapılır bilmeyenleri seçersen ve seçmeye devam edersen, bozuk helva yemekten de şikayet etmeyeceksin Muazzez. Evet, hükümet ortağınız bunlara izin verir mi eğer hükümete gelirseniz diyor bir izleyicimiz. Az önce cevabını biraz verdim. Biraz önce söylediniz. Az önce cevabını verdim. Hiç o koltukta ısrarla oturmaya niyetimiz yoktur.
Ama direnecek. Koalisyon kurarken mesela hep anlatıyorum, Hüseyin Özgürgün 2018 seçimlerinden sonra hükümeti kurma görevini aldığında, bana geldiğinde, ben Hüseyin Özgürgün'e dedim ki kardeşim, ben seninle bakanlık pazarlığı falan yapmam. Girmeyeceğim. Ha. Ama ben noter huzurunda toplumla bir sözleşme imzaladım. Şu 10 maddeyi yapmamız gerekiyor. 10 reform. Bunu yapacaksak ve takvimlendireceksek, işte Mart ayı sonuna kadar şu, Nisan'da şu, Haziran'da şu, takvimlendireceksek ben bu hükümete girerim. Dışarıdan veya içeriden size destek veririm. Hiç önemli yok. Benim için bakanlık önemli değil. Bunları yapalım. Kabul mü? Kabul dedi. O zaman konuşuruz dedim. Git 24'ü bul gel. Şimdi muhtemel ortağımıza da aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Bu şartlarda, bu seçim sisteminde ben tek başıma hükümet olacağım demek akla ziyandır. Bu mümkün değil. Hiç kimsenin tek başına hükümet yani olması mümkün değil. Şu an tek yapılması gereken seçim yasasının değişmesi. Ortağınızı iyi seçeceksiniz. Anlaşabileceğiniz, işte, sizinle aynı idealleri paylaşan bir ortakla yola devam edeceksiniz. Var mı öyle bir ortak şu anda böyle kafanızda, yani bu seçim bize olacak, daha yakındır diyebileceğiniz, ciddi anlamda var mı şu anda? Hayır, şu anda hükümette? Seçim olacak. Seçimden sonra konuşacağız. Tabii benim seçime giderken yine arkadaşlarımla birlikte bir seçim manifestosu hazırlamamız gerekiyor. Toplum sözleşmesi hazırlamamız gerekiyor. O sözleşmeyi yine toplumun önünde bütün televizyonlar, sizin televizyonlarınızla başta olmak üzere bütün televizyonlar naklen yayınlayacak. Noter huzurunda yine bir anlaşma imzalayacağız. Toplum sözleşmesi ve halkın karşısına çıkıp diyeceğiz ki bize 3 yıllık bir şans verin. Bu taahhütleri yerine getirmezsek ben ve arkadaşlarım siyasetten çekileceğiz. Bu kadar kararlıyız. Kendimize güveniyoruz. Bu ülkenin sorunları, çözülmeyecek sorunları yok muazzez. Bu sorunları çözmekten aciz olan, beceriksiz olan, irade yoksunu idarecileri var. Şimdi tüm siyaset ve popülizm bataklığına saplanmış idareciler var. Hepsi budur. Yoksa bu ülkenin sorunları çözülmeyecek sorunlar değil. Evet. Şimdi tüm parti başkanları hep Cumhurbaşkanı adayı olacak. Başbakan Sayın Ersin Tatar için de Cumhurbaşkanı adayı olmasın demiştiniz. Başbakan olarak görev yapsın. Sadece onun için mi geçerli bu düşünceniz? Neden yani bizimki tabii başka bir siyasi partiye akıl öğretmek normalde haddimizin olmaması gerekiyor. Yani ben orada bir tavsiyede bulundum. Arkadaşım aktarmaz olduğu için söyledim. Ama netice itibariyle karar verecek olan mekanizma kendisi, hem kendisi hem de Ulusal Birlik Partisi'nin yetkili kurullar. Ona saygılı olmak zorundayız. Ama bana sorarsanız Hüseyin bu şartlarda Sayın Ersin Tatar'ın iki seçimi bir arada yapıp Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir başka adayın ortaya çıkmasına imkan vermesi çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Tabii karar verecek olan kendisi. Ben mesajlara devam etmek istiyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere sayın izleyiciler. WhatsApp iletişim hattı numaramız 0533-872-022 numaralı hattan da bizlere görüşlerinizi yazabilirsiniz. Televizyonumuzun sol en alt köşesinde yer alıyor numara. Burada mesajlar var. Hemen okumak istiyorum. Ali Bey'in mesajıyla başlayalım. Ali Bey İbrahim, Sayın Muazzez Hanım hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Virüs bitmedi, devam ediyor. KKTC'nin haberi galiba yoktur. Virüste yaşamaya her zaman devam edeceğiz. KKTC halkı masal dünyasında yaşar. Ayrıca pandemi hastanesi yapılmama nedeni tembelliktir. Taverna, meyhanelerde yiyip para harcamak varken parayı pandemi hastanesine vermeye gerek yoktur. Yazıklar olsun, fakat Defkoşa fuar alanında atılı vaziyette kullanılmayan odalar vardır. Onları pandemi hastanesi yapsınlar ya da bir hastaneyi kapatıp pandemi hastanesi yapsınlar. KKTC giriş rekorlar ve Guinness rekorlar kitabına girdi. Acele normal hayata dönmesiyle, fakat yarın öbür gün vaka sayıları 50 olacak. Ülkemizde herkes birbirini dövecek. Özellikle mecliste KKTC halkı o kadar bir kahraman ki virüsü kale bile almazlar. KKTC'nin paralı insanlara ihtiyacı yoktur. Yatırım yapsınlar. Elmas madenleri vardır, altın fabrikaları vardır. Çok büyük. Fakat Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı olacak, Başbakan Tufan olacak demiş. Ali Bey İbrahim'in düşüncelerini aktardık. Nasıl katılırsınız bu mesaja? Herkes gönlünden geçeni söylüyor.
Evet. Alper Bey, Alper Öz Sakınç, günaydınlar, iyi yayınlar. Yolsuzlukla mücadelenin nefede YDP, Sayın Başkan Arıklı'yı Cumhurbaşkanı görmek istiyoruz demiş. Dün mecliste tartışılan bir konu vardı demiş. Hayat pahalılığı oranı ve komik bir rakam olduğunu savundunuz diyor izleyicimiz. Bu nedenle de hükümete çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyatları kontrol etme çağrısında bulundu Arıklı. Daha önceden de ben programa katılmıştım. Bunu dile getirsin istemiştim. Dile getirdiği için teşekkür ederiz. Bu konuda şu an ne yapılıyor? Evet, fiyatları kontrol altına almaları şart. Yine aynı şekilde devam ediyor. Uzun bir süredir bu. Yani kapitalizm, vahşi kapitalizm dediğimiz sistem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok vahşice çalışıyor. Yani serbest piyasa ekonomisi diyoruz. Çarşıyı, pazarı kontrol etmiyoruz, denetlemiyoruz. Hükümetin herhangi bir konuda bir yaptırımı yok. İsteyen istediği fiyattan vatandaşa mal satmaya devam ediyor. Etiket fiyatları, marketlerdeki etiket fiyatları her geçen gün değişiyor. Ve kimse gidip de o fiyatları kontrol etmiyor. Türkiye'den gelen mallarda dahi yine aynı şekilde her geçen gün fiyatlar artıyor. Ya Türkiye'den siz bu malı dövizle mi alıyorsunuz kardeşim? Bahane döviz arttı. İyi de bu malı Türkiye'den siz TL ile alıyorsunuz. Stoğunuzdaki mallar var, onları satıyorsunuz. Yani bir etiket kanununu bir türlü geçiremediler. Etiket kanunu geçse vatandaş veya belediye zabıtaları o etiket fiyatındaki rakamları çok rahat kontrol edebilecek. Onu getiren toptancının faturalarını çok rahat kontrol edebilecek. Ne kadar vergi ödediğini, ne kadar para kazandığını vergi dairesinin elemanları çok rahat kontrol edebilecek. Sistem kendi kendine çalışacak. Ama siz bu sistemi kurmamışsınız. Kurmamakta da direniyorsunuz. Ve çarşıyı, pazarı denetlemediğiniz için tüketiciyi vahşi kapitalizmin kazanda nasıl kazanırsan kazan, kazıkla da nasıl kazıklarsan kazıkla, yeter ki çok para kazan düşüncesine sahip insanlara teslim etmişsiniz. Denetim mekanizmanız yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya diyoruz, sizin yasa gereği marketleri veya toptancıları kontrol etme görevli olan belediyelerin o konuda, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ticaret dairesinin görevi, yasa olarak onlar gidip ceza kesebilir. Belediyeler sadece temizlik ve hijyen açısından konuya bakarlar. Günü geçmiş mi geçmemiş mi onlara bakarlar. Onun dışında bir yetkileri yok. Halbuki çarşıyı, pazarı, marketleri denetleme görevini siz belediyelere tevdi ederseniz, belediye zabıtalarını güçlendirirseniz ve yasal olarak onlara ceza kesme yetkisi verirseniz, İnanın ki hayat pahalılığını bir anda aşağılara çekersiniz. Çarşıyı, pazarı kontrol etme imkanınız olur muazzez. Bunu yapmıyorlar, bir türlü yapmıyorlar. Dün Tarım Bakanı kürsüde, efendim işte bir yere baskın yapmışlar, bir büyük kasabı, et firmasını kaçak kesim yaparken yakalamışlar. İşte 50 küsur hayvanı telef etmişler vesaire vesaire. Onu anlatıyor. Dedim ki Sayın Bakan, güneyde et 4,5-5 euro iken, yani 35-40 lirayken, sizin burada etiniz 100-120 lirayken bu kaçakçılığı önleme imkanınız olmaz. Bu komik cezalarla siz sadece teşvik edersiniz. Adamı yakalıyorsunuz, adama mahkemeye çıkartıyorsunuz. Mahkeme adama 1000-1500 lira ceza veriyor. Dönüyor, tekrar yapıyor. Adam dönüyor, aynı işi tekrar yapıyor. Yakalanmasa kazanacağı para 50.000-100.000 lira. Yakalanırsa ödeyeceği ceza 1000-1500 lira. Böyle komik bir sistemle siz et kaçakçılığıyla mücadele edeceksiniz. Veya canlı hayvan kaçakçılığıyla mücadele edeceksiniz. Kendinizi kandırmayın dedim. Bu olmaz. Yani atla deve değil kardeşim, şu cezaları artırın, 10 misli 20 misli hapis cezası koyun, bakın o zaman nasıl önleniyor. Ve sineklerle mücadeleden vazgeçin dedim, bataklıkla mücadele edin. Yani Güney Kıbrıs'ta et nasıl oluyor da 4,5-5 avroya satılırken benim ülkemde 13-14 avroya satılır? Ya gelin arkadaş, şu fiyatları bir kontrol edelim, girdileri ucuzlatalım, en azından şartları eşitleyelim.
Bunu niye yapmazsınız? Nasıl oluyor da canlı hayvanı 14-15 liradan alıp da kasaba getiriyorsunuz ve siz onun 80-90 liraya yiyorsunuz? Aradaki farkı kim götürüyor? Bunu soruyoruz. Ya bunu niye yapmazsınız? Yani gerekirse nark koyun. Gerekirse ithalata izin verin. Piyasayı kontrol açısından. Kasaplar bugün diyor ki et ithalatı serbest bırakılsın. Hayvancılar diyor ki hayır olmaz. Ya hayvancı kardeşim, sen para kazanamıyorsun ki zaten. Aradaki aracılar kazanıyor. Senden 14-15 liraya, 20 liraya canlı hayvan alınıyor. Ama tüketiciye 80-90, 100 liraya, 110 liraya satılıyor. Aradaki farkı sorguluyoruz biz. Senden alınan 15-20 lirayı sorgulamıyoruz ki. Lütfen o aracıların avukatı olmayın. Onun için bu konular aslında yapılmayacak, çözülmeyecek sorunlar değil, yapılmayacak işler değil maalesef. İrade meselesi. Herkes birilerine teslim olmuş. İşin özeti bu, bakın. İşin özeti, siyasi partiler seçimlerden önce bir yerlerden yardımlar alır Muazzez. İktidara geldiklerinde onun diyetini öderler. Bu ülkede hala daha yıllardan beri konuşulduğu halde, 20 yıldan beri hal yasası bir türlü gündeme gelmez. Konuşulur, konuşulur. Seçimlere kadar konuşulur, komitelerde meclise sevk edilmeden kadık olur gider. En az 7-8 defa o hal yasası meclise gelmiştir. Bir türlü geçmesine izin vermezler. Niçin? Çünkü o işin 200-300 milyon liralık bir pazardır o. O 200-300 milyon lira yiyen topu topu 15-20 kişidir. O hal yasasının geçmesine izin vermezler. Aynı şekilde 1987'den beri bir faiz yasası geçmez. Konuşulur, konuşulur, konuşulur. Ama bu faiz yasasını mahkemenin kararına rağmen bir türlü geçirmezler. Ve vatandaşı bankalara adeta teslim ederler. Buna benzer daha bir sürü örnekler verebilirim. Üzgünüm. Yapılabilecek o kadar çok şey varken bunları yapmamakta direniyoruz ve günün sonunda olan vatandaşım oluyor. Vatandaş her geçen gün hayata biraz daha küsüyor. Geleceğe yönelik kaygıları artıyor. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Bir çocuk yaptı, dedim ki ikincisini ne zaman düşünüyorsun? Ben dedi bu sisteme, bu düzene ikinci çocuğu harcamam dedi. Yani kitap kadar bir söz. Net. Bakın bir üretici de diyor ki hükümet bizim hiçbir şeyimizi yapmıyor. Üreticiye çare üretmekten aciz maalesef Sayın Arıklı demiş. Bir yandan da muhalefet var. Tamam, biraz önce siz de söylediğiniz, sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Mecliste de izliyoruz, takip edebiliyoruz ama sizin de yaptırım gücünüz yok. Yani hiçbir şey hiç kimse yapamıyor. Yani biz ne yapacağız? Yine aynı şeyi seçeceğiz. Sizin de ortağınız mutlaka hükümete geldiğinizde yine aynı bir parti olacak. Direteceksiniz. Yeni bir parti olarak geleceksiniz. Onlar yine üste çıkacak. Nasıl ki Halkın Partisi Ulusal Birlik Partisi'ni yönetiyor. Ya sizi de yönetirlerse kaçıp gideceksiniz. Bu defa da ne olacak? Tekrardan aynı kişiler başımıza gelecek. Öyleyse bugünü yaşamaya devam edelim. Kaderimiz bu diyelim. Kaderimize çekelim diyelim, öyle mi yani? Boyun eğmeyelim. Ya kardeşim, değil mi? Evet. Erhan Arıklı beceremiyorsa Erhan Arıklı'yı da değiştireceksiniz. Hasan Hüseyin değiştiremiyorsa onu da değiştireceksiniz. Çare sizsiniz, başkası değil. Çare seçmendir. Çare vatandaştır. Çünkü demokratik sistemde yaşıyoruz. Birisi buraya vali atayacak değil. Gökten birileri gelip bu sorunları çözecek değil. Sorunları biz çözeceğiz. Çözebilen kişileri bulana kadar da aramaya devam edeceğiz. Bunun başka yolu yok. Bunu lütfen kafalara sokun. Yani köye gidiyoruz vatandaşa. O kadar büyük hayal kırıklığına uğramışlar ki bu sistem değişmez. Kardeşim, değişmez, hayata mı küselim? Yani seçim olsa ne olacak? Gene aynı adamlar seçecek. Ya bunu ben mi seçiyorum? Birileri tayin mi ediyor? Seçen sizsiniz. Kendinizi bir sorgulayın. Kimi kime şikayet ediyorsunuz?
aynı adamları, aynı siyasi partileri seçen kim? Yani seçim günü 4 yıl ver yansın gidiyor siyasilere. 4 yılın sonunda oy vermeye geliyor asıl kutsal vatandaşlık görevi. Kendisinin ve çocuklarının kaderini belirleyecek gündür o. Seçim sandığına gidiyor. Gene aynı alışkanlık. Ya bu benim çocuğuma iş vermişti. Şu benim çocuğuma, torunuma da iş verebilir. Şu arazi meselesini şundan alabilirim. O gün yine ferdi düşünüyor. Ben merkezde hareket ediyor. Ertesi gün seçilenlere başlıyor gazlamaya. Yani bu alışkanlığı vatandaş değiştirmezse kim değiştirecek? Devam ediyorum. Avukat Ayşen Çatalcı, Muazzez Hanım iyi yayınlar diliyorum. Sayın Arıklı'nın Türkiye'de yaşayan KKTC vatandaşlarına seçme seçilme hakkını gündeme getirmesini ve bizlere destek olmasını isteriz. Bizler maalesef ikinci sınıf vatandaş olarak görülüyoruz. Bu konudaki görüşleri nelerdir? Saygılarımla Avukat Ayşen Çatalcı diyor. Ayşen Hanım'a sevgiler ve selamlar yolluyorum. Yeniden Doğuş Partisi'nin parti manifestosunda yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımıza seçme ve seçilme hakkı da var. Belli bir kontenjan dahilinde onlara bu hakkı verilmesini istiyoruz. Bunu ilk gündeme getiren siyasi parti de biziz. Lütfen bizim manifestomuzu internetten indirip okuyabilir. Okuyabilir. Evet, bu arada bize WhatsApp'tan yolladığınız mesajlara altına isminizi yazabilirsiniz sayın izleyiciler. Çünkü numaranız olduğu için isminizi yazmadığınızda isminizi anons edemem. Selamlar demiş. KKTC'nin en büyük sorunu ayrımcılıktır. Anayasa hiçbir kurum tarafından uygulanmıyor ve sonradan vatandaş olanla öz hakiki Kıbrıslı çok bariz görünüyor. Ayrım söz konusu. Sonradan vatandaş olan vatandaş işini halledebilmek için en az 1-2 yıl devlet kurumlarınca eziyet edilmektedir. Ama öz hakiki Kıbrıslı ahbap çavuş ilişkisiyle işini bir saatte görebilmektedir. Bunun önüne geçilmediği sürece yasalar raflarda kalıp burada böyle ifadesiyle devlet olunmaz. Ayrımcılığın en belirgin örneği ise KKTC vatandaşı sonradan olanların Rum tarafına geçişi neden engellenmektedir? Buna KKTC devleti mütekabiliyet ilkesi gereği dur demiyor. Daha en başta KKTC devleti kendi vatandaşını ayrıştırmaktadır. Rum tarafına şunu söyleyecek, diklikte duramamaktadır. Benim vatandaşım anayasa olarak eşittir diyememekte, bu geçiş anlaşmasına tavrını koyamamaktadır. Neden demiş. İsminizi de yazsanız keşke. Ayrımcılık denilen meseleyi sadece güneye geçiş noktasına indirgemek çok yanlış. Elbette orada çok ciddi bir anomali var. Güney Kıbrıs istediği kişiyi alabilir, istediğini alamaz. Kriterler kendisi belirler ama vatandaşımızın da dediği gibi önemli olan mütekabiliyet esasına göre hareket etmek. Yani diyelim ki Güney Kıbrıs 1974'ten sonra bizim gibi göçmen durumda olan vatandaşların oraya geçişine kendine göre bazı gerekçelerle engel oluyorsa, sizin de en azından 74'ten sonra güneye yurt dışından gelen, özellikle Sovyetler Birliği'nden gelip de vatandaş olan 15-20 bin belki de daha fazla kişinin buraya geçişine engel olmanız lazım. Mütekabiliyet bunu gerektirir. Bu bir. İki, vatandaşımızın söylediği konu çok önemli. Bu 2003 yılında kapıların açılmasından sonra 17 sene geçti. Rum tarafının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları arasında yapmış olduğu bu ayrımcı eylem maalesef benim yöneticilerim tarafından asla kınanmadı. 17 yıldır tek bir yöneticim kalkıp da Rum tarafına sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları arasında ayrım yapamazsın. Bunların taşıdığı kimliklerin hepsi birdir demedi Muazzez. Hiçbir zaman masaya oturduklarında bu konu gündem olmadı. Yani benim vatandaşımın önceden olanlar sonradan olanlar diye ayrıma tabi tutulması benim yöneticilerimi hiçbir zaman rahatsız etmedi. Beni rahatsız eden konu budur. Rum'un yaptığı değil, benim yöneticilerimin bunu asla problem haline getirmemesidir. Hı. En azından oturup konuşurken kardeşim benim burada
292 bin ya da 302 bin vatandaşım var. Bunların hepsi birdir. Bunların hepsine aynı muameleyi yapacaksınız demeleri gerekirdi. En azından masaya getirmeleri gerekirdi. Birleşmiş Milletler nezdinde bu olayı protesto etmeleri gerekirdi. Hiçbirisi bu konuyu düşünmedi bile. Umurlarında değil. O zaman vatandaş haklı olarak sitem ediyor. Ayrımcılık konusunda da. Ayrımcılık var diyor. Ayrımcılığı yapan Rum değil. Netice itibariyle bu konuyu problem edinmeyen, bunu dert edinmeyen benim yöneticilerim tarafından oluyor. Ben asla gitmem o tarafa. Benim tanıdığım arkadaşlarım da gitmiyorlar. Çok da umurumuzda değil gidip gitmemek. Ama ortada bir haksızlık varsa, ortada bir ayrımcılık varsa, bu ayrımcılığa en azından benim yöneticilerim isyan etmeliydi. Buna gündeme getirmeli, konuşmalıydılar. Ama benim yöneticilerim bundan rahatsız olmuyorsa, o zaman benim Rum'a kızmaya hakkım yok, yok maalesef. Evet. Yoğun bir mesaj var, okumak istiyorum. İyi günler demiş, babamı tanıyormuş, Arif Dal Bir Tat, Çarşamba, Samsun Çarşamba Kaba Veviz Köyü'nden sizi keyifle izliyoruz demiş. Tam mesajınız net gelmedi, tekrardan atarsanız çok memnun olurum. İsim hiç yabancı gelmedi bana, Sayın Arıklı Beyefendi'ye başarılar diliyoruz demiş Arif Dal Bir Tat. Pandemi hastanesi neresi olsun, şurası olsun, burası olsun Sayın Araklı. Takdir ediyoruz sizi başarılarınızdan dolayı. Her zaman yanınızdayız. Yeniceköy Polis Okulu pandemi hastanesi olsun deniliyor. Var mı sizin bir öngörünüz? Parti üyeleriyle ilgili görüşüp konuşmalar yapıyorsunuz eminim. Onların düşüncesi nedir? Onların düşüncelerine her zaman önem verirsiniz. Öyle bir genel başkansınız. Biliyoruz. Umarım bu seçimde siz de bu koalisyonda yer alırsınız. Üçlü koalisyon mu görüyorsunuz? Tek başınıza iktidar mı geleceksiniz? Onunla da ilgili birazcık bilgi verir misiniz? İlk programın ilk başlarında birazcık zaten konuştuk. Ama bu pandemi hastanesi konusu defalarca anlattık, evet. Ama zannediyorum yine ikna olmayan vatandaşlar var. Şu andaki hükümet ve sağlık çalışanları karşı karşıya gelmiş durumdalar. Sağlık çalışanları illa pandemi hastanesi istiyor. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı diyor ki biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda 142 civarında şeyimiz var, yatağımız var. İhtiyaç olursa gerekli yerlere yeni bir pandemi hastanesi yapabiliriz diyorlar. Bu pandemi hastanesi meselesini Muazzez biz çok abartıyoruz. Pandemi hastanesi dediğim şey neticede bir sahra hastanesidir. Yani arkadaşlarımız az önce okuduklarında mesajlarda anlattılar. Yani fuar alanında 3 tane büyük hangar var. Aynı Adana'daki gibi Adana Belediye Başkanlığı spor salonlarını hemen pandemi hastanesi haline getirdi. Sahra hastanesi bölünüyor, perdelerle bölünüyor ve altyapısı hazırlanıyor. Bir hafta 10 gün içerisinde biz de onlar nasıl yaptıysa burada aynı isimle birkaç milyon lira harcayarak fuar alanını çok rahat hemen bir pandemi hastanesi haline getirebiliriz. Veya biz önermiştik, şu anda Mücahitler sitesi var Hisar üstünde, 50 tane odalı bir yerdir, orası 10 yıldır boş. Yeni bir hastane yapmaya gerek yok, bizim o kadar paramız yok. Yok. Orada 50 tane odası olan Mücahitler sitesi 10 yıldan beri boştur. Orayı derhal askerden alıp badana boya ve gerekli çalışmalar yapıp hemen bir hafta içerisinde bir pandemi hastanesi haline getirebilirsiniz. Şimdi hükümet diyor ki ben yeni hastane satın alacağım. Ya kardeşim al. Bu toplum kafaya taktı bir kere. Pandemi hastanesi ister. Sen insanları psikolojik olarak rahatlatmak zorundasın. Benim altyapım tamamdır. Yeterlidir. 142 tane Burhan Nalbantoğlu'nda yerim hazır demekle bu iş bitmiyor. Toplumu psikolojik olarak hazırlamak zorundasın. Endişe edecek bir şey yok diyor. Onlar öyle düşünüyor olabilir, doğru da olabilir. 20 ama Temmuz'da toplum, pandemi kelimesini de bitireceğim sözünü de verdi. O da ayrı, evet. Onu da bekliyoruz. Yapamadılar. Bakalım. Yani neticede bir tane hangarı
75 milyon lira para harcayarak pandemi hastanesi haline getirin veya mücahitler sitesine 50 odalı 3-5 milyon liralık bir masrafla hemen bir pandemi hastanesine getirin ve insanları rahatlatın. Çünkü bunu yapmazsanız vatandaş paniği her geçen gün daha da çok büyütüyor. Ve sağlık açısından, psikolojik açıdan rahatsız hale geliyor toplum. Bunu yapmak zorundasınız. Bitti. Yani siz istediğiniz kadar deyin ki Burhan Nalbantoğlu'ndaki 142 yatağım benim hazırdır, bir sıkıntı yok derseniz de vatandaş ikna olmayacak. Bu artık bitti. Bunu tartışmanın da bir anlamı yok. Elinizde imkanlar var. Size yeni hastane kurun, birinci sınıf hastane kurun diyeyim de yok. Kaldı ki paranız da var ya. Yani sağlık fonunda 40 milyon lira yakın para var muhasebe. Neyi bekliyorsunuz anlamıyorum. Yani illa birilerine para yedirmek mi istiyorsunuz kardeşim? Şimdi geçen gün Sağlık Bakanı'na sıkıştırdık. Sağlık Bakanı dedi ki hastane yapacağız ama bürokrasi aşamıyoruz. İşte Mimar Mühendis Odalar Birliği diyor ki proje yapacaksınız. Proje olmasa mahkemeye gideriz vesaire vesaire. Bürokrasi mevzuatı biz yaratmışız. Onun kölesi haline gelmişiz. Kardeşim, sana yeni hastane yap diyen yok. Onu bırak, onu zamana bırak. Ama şu anda herkesin sana önerdiği bir takım şeyler var. İşte dün Fikri Ataoğlu önerdi. Bugün bir vatandaşımız önerdi. Polis okulu. Polis okulu. Yenicekköy'deki polis. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Orayı yapabilirsiniz. Ben öneriyorum. Mücahitler sitesi 50 odalı. Başka bir vatandaş önerdi. Fuar alanındaki büyük salonlar. Ya bunu yapın. Var yani. Yani 2-3 milyon lira harcayarak toplumu rahatlatabilirsiniz. Çok lüks bir şey toplum istemiyor zaten. Sadece altyapılar. En az korona kadar önemlidir. Toplumun psikolojisi bozuksa bunu tedavi etmeniz gerekiyor. Toplum kafaya takmışsa ve bunu bir sendrom haline getirmişse pandemi hastanesini, o zaman yapmanız gereken şey derhal bu alternatiflerden birini değerlendirip 3-5 gün içerisinde, bir hafta içerisinde bunu pandemi hastanesine getirerek toplumu rahatlatmanız gerekiyor. Bunu bir türlü anlatamıyoruz arkadaşlar. Yani söylenen, bizim şu anda ihtiyacımız yok. Çünkü bir salgın yok. Yani 8 tane hasta var. İşte 8 tane daha 142'den çıkarsanız 130 tane daha yerimiz var. İhtiyaç olursa bir hafta 10 gün içerisinde yapabiliriz. Doğru da olabilir. Ben bir şey söylemiyorum. Ama netice itibariyle sağlıkçılar bunu toplumun önüne getirdi ve toplum da bunu kabul ettikten sonra siz artık bunun doğru olduğunu ve yanlışlığını çok fazla tartışmayın. Gerek yok. Bir başka hastane satın alacaklardı. Anlaşamadılar. Bir başka hastane daha var boş. Onu almaya çalışıyorlar. Her geçen gün fikir değiştiriyorlar. Ne yapacaklarını bilmeyen, az önce programın başında söyledim, irade yoksunu bir hükümetle karşı karşıya olduğumuz için toplum bundan endişe duyuyor ve belki de bu normal olan 8 vaka sayısı onları ürkütüyor. Halbuki toplumu rahatlatsalar 8 değil 18 olsun kardeşim. Yani netice itibariyle er veya geç bu virüs bir şekilde gelecek. Türkiye'den gelmese güneyden gelecek. Virüs sokakta sayın izleyiciler, bunu bilelim. Biz tedbirlerimizi elden bırakmayalım, korunalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım mutlaka. Astrolojiye ne kadar inanırsınız sayın Arıklı? Nasıl? Astrolojiye inanır mısınız? Şu anda bazen Abdullah, okuyorum. Şu anda Abdullah Abdülaziz mesaj attı. %100 diyor. Yeniden Doğuş Partisi hükümette yer alacak. Evet. İmzamı atarım diyor. Şu anda bana WhatsApp'tan mesaj attı. Abdullah Abdülaziz'e de buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili profesörümü çok seviyorum. En azından bana moral veriyor. Yok, ama bu 3-4 aydır birçok şeyi buldu. Birçok şeyi de biliyor. Ama Cumhurbaşkanı adayı Akıncı olacak. Onda kararlı diyor. Yani kesin onda iddialı. Şey ama sizi de hükümette yer alacağınızın %100 imzasını atarım diye bana mesaj gönderdi. Hızlı hızlı mesajları okumak istiyorum ve programa nokta koyacağım izninizle. Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalıdır sayın Arıklı, hiçbir şekilde net bir açıklama bilmiyoruz. Haberlerde izliyoruz. Açıklamalarda geç kalınıyor. Sağlık Bakanı neden geç saatlerde
vaka açıklamasını yapıyor. Halkı neden paniğe sürüklüyorlar? Bunu lütfen mecliste dile getirir misiniz dedi. Bu PCR testlerin yapıldığı makine belli bir saat sonra ancak neticeleri verebiliyor. Onu sorduk, cevabını da aldık. Aldınız. Teknik bir problem dolayısıyla bunu yapmak zorundalar. Daha erken netice alma imkanları yok. Evet. Dolayısıyla geç saatlerde açıklamasının sebebi o. Evet, mecliste ciddi anlamda tartışmalar yaşıyorsunuz. Bunlara biz şahit oluyoruz. Hiçbir şekilde biraz önce siz de dediniz, çok rahatlar. Verdiğiniz, söylediğiniz sorulara cevap vermiyorlar. Hatta dışarı çıkıyorlar. Dün Angolemli bir şey sordu mecliste. Başbakanla ilgili. Başbakan gözümüzün önünde dışarı çıktı. Böyle ciddiyetsizlik, böyle sorumluluk, sorumsuzluk olmaz. Bu konuda daha farklı yapıcı eleştiriler mi yapmanız gerekiyor? Ya da daha farklı mı bir muhalefet olarak karşılarına çıkmanız gerekiyor? Tufan ben de bilmiyorum Erdoğan bir demiş. Şey söyledi. Dedi ki ben de başbakanlık yaptım. Bu kadar uysal bir muhalefeti, her türlü teklife açık bir muhalefeti asla bulamazsınız. Bunun kıymetini bilin dedi. Gerçekten de öyle. Daha nasıl yapıcı olabiliriz ki? Yani ben bir konuyu eleştiriyorsam Muazzez, mutlaka alternatifi gösteriyor. Sadece eleştiride kalmıyor. Kardeşim şunu şöyle yaparsanız şöyle yapmalısınız diye mutlaka anlatıyorum. Eleştirdiğim konunun alternatifini gösteririm. Sadece eleştiriyle kalmıyorum. Bu farklı bir muhalefet geliştirmemizden kaynaklanıyor. Yarın biz iktidara geldiğimizde çünkü bizim de önümüze koyarlar. Şimdi benim çok sık yaptığım işlerden bir tanesi mesela geçen gün Olgun Amcaoğlu'yla tartışıyoruz bir konudan dolayı. Olgun Amcaoğlu'nun geçmişte muhalefet dönemindeyken maliye ile ilgili yaptığı eleştirileri hemen buluyorum. Diyorum ki bak sen şunları söyledin. Söylemiştim. Bitti. Şimdi yarın benim de karşıma birisi çıkıp aha sen de şunu şöyle söylemiştin diyebileceklerini bildiğim için mutlaka alternatifini gösteriyorum. Evet. Tuğçehan, Ayşe Ören, hayırlı yayınlar dilerim. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 30 bin işsiz kalmış diyor. Gerçekliğini yansıtmıyor. 50 bin işsiz var bu ülkede. Açılmayan iş yerlerinin işçileri ne yapacak? Bir eve 4 aydan beri maaş girmiyor. Banka borcu, geçim vesaire nasıl olacak? Enerji Bakanı Taço elektrik borçlarını kesecek diyor. Bununla ilgili de konuşun lütfen Sayın Arıklı demiş Tuğçehan Hanım. Ali Seven, Tuğçehan Hanım değil, iyi bir arkadaşımız o da sağ olsun. Çok özür dilerim o zaman. Tuğçehan Ayşe Ören, Tuğçehan Bey. Şimdi evet. Bu konuda gerçekten 50 bin lira varan bir işsiz sayımız var bizim. Gizli işsiz bunlar. Bir kısmı da aşikar işsiz. Her geçen günde bunların sayısı artıyor. Yani oteller, açılan oteller, bin bir ümitle açılan oteller bir müddet sonra kapatmak zorunda kalıyorlar. Her gün birkaç yüz kişi kapının önüne konuluyor. Onlar da haklı. Netice itibariyle müşteri yoksa oteli daha fazla açık tutmanın anlamı yok. Çünkü otelin sabit giderleri var. Evet. Ama bunun bir kural içerisinde yapılması lazım. Bunu da kim yapacak? Çalışma Bakanlığı yapacak. Çalışma Bakanlığı derhal o insanlara, işini kaybeden insanlara en azından hemen işsizlik parasını bağlamak zorunda. Yerli olsun, yabancı olsun. Çünkü bu insanların sigortaları yatmıştı. İşsizlik parası da bunların en doğal haklarıdır. Bunun bir an evvel bağlanması lazım. Belki önümüzdeki yılın turizm sezonuna kadar ayakta kalabilmeleri açısından. Ayakta kalmak mümkün değil de en azından yaşam suyu, can suyunu akıtabilmek açısından. Onun bile düzgün organize edilemediğini görüyoruz. Hala daha 2000 şey hala daha 1500 liralık ikinci dilim ödenmedi muhasebe. Evet, buradan var. Esnaf vaat edilen aynı zamanda 1500 yani liradan sadece bir kez ödendi. Düşün ki bu kadar sorun varken her gün yüzlerce insan işsiz kalıyorken benim Çalışma Bakanım anlamsız bir şekilde Türkiye'ye gitti. Geldi mi bu arada? Geldi de. 14 gün garantinada kalma gibi yok, herhangi bir durum yok. Yok, PCR testi falan vardı. O ayrı bir konu da. Niye gittin kardeşim? Orada ne bekledin? Kimle görüşecektin ve niye görüşemedin? Bunu çıkıp da anlatması lazım vatandaşa. Yani sen burada her gün işini kaybeden o kadar insan varken, her gün kapının önüne konulan
emekçiler varken sen bunların sorunlarını hala çözmemişken ve çözmek için gayret göstermiyorsunken ikinci 1500 liralık dilimi para olduğu halde ödemeyi beceremiyorken senin Ankara'da ne işin vardı? Ankara'da kimle görüştün ve kimle görüşemedin? Yani bunun bir sorgulanması lazım. Yani bu kadar problem varken sen bu problemleri bırakacaksın. Sanki normal zamanda yaşıyormuşuz gibi Ankara'ya gideceksin. Ankara'da görüştüğün şahıslara bakıyoruz. Cumhuriyet savcısıyla görüşüyorum. Ya senin ne alakan var Cumhuriyet savcısıyla? Efendim işte orada KGDC Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu'yla buluşmuş. Ne görüştün? Hangi işsizin meselesini görüştün? Mustafa Şentop Meclis Başkanı'na neyi anlattın? Gerçekten enteresan bir hükümet anlayışı var. Ve başbakan da sormuyor ona. Ey Faiz Sucuoğlu, niye gittin, niye geldin? Ne getirdin? Ya soran yok. Yok. Basın da sormuyor. Yani enteresan bir şey. Nerede şimdi Sayın Sucuoğlu? Testi ne yaptırdı? Garantinadan muaf mı? Onu da bilelim. Faiz Sucuoğlu sağlık yani hakkını yemeyeyim. Net itibariyle doktor birisi. Elbette ki bu konularda gereken özelliği almıştır. Zaten iki ödeme daha gündemde var. Açıklaması Yeni Düzen gazetesinde bir özel haber. Bunu aktarmak istiyorum sizlere. Sayın Sucuoğlu'nun Mart ayında pandemiye bağlı kapanma döneminde hükümetin ekonomik paket çerçevesinde açıkladığı işçilerin kendi birikimleri olan ihtiyat sandığından 2000 TL kısmi ödeme için 27 bin kez ödeme yapılmış, 54 milyon TL çekilmiş. Ve bu arada da hatırlatalım, vardı yine bir mesaj hatırladığım kadarıyla ihtiyat sandığındaki paramızı daha ne kadar da alacağız? Son bir ay bildiğim kadarıyla son başvurular yapılacak bu ay. Ancak uzatılması için de bildiğim kadarıyla Bakanlar Kurulu'nun da kuruluna da önerge sunacaklarını biliyorum. O yüzden yapılan bu destek de diyor Sayın Sucuoğlu, vatandaşın az da olsa nefes aldığını kaydediyor kendi parasıyla. Katılıyor musunuz buna? Ben ondan bahsetmiyorum. Yok, başka o ihtiyaç sandığı. Tamam. Evet, ihtiyaç yani ihtiyaç sandığında senin ihtiyaç sandığından gidip orada 2000 lira avans çekme hakkın var. O senin problemin. Ben işini kaybeden işsiz insanlara ayrı, evet, ödenmesi gereken ayrı, evet, 1500 liralardan bahsediyorum. Hala daha alamayan insanlar. Aradan kaç ay geçti, evet, kardeşim? Bunu ne zaman vereceksin sen? Bekliyorlar insanlar. Yani para olmasa alamayan anlarım. Derim ki bir yerden kaynak bulacaklar. Ya kaynak var, orada duruyor. Üstelik de senin paran değil bu para. Başka emekçilerin 3. dünya ülkelerinden gelip de bu ülkede yaşayan emekçilerin haklarını gasp ettiğimiz paradır o. Hiç olmazsa hayır işinde kullanın ya. Memurlara maaşı veriyorlar demiş Tansel Hanım. Hızlı hızlı okuyorum ve bitiriyorum okuyabildiğim kadarıyla. Şükran Akova, Sayın Arıklı'yı tebrik ederim. Bu memlekette tarım ne yapılacak? En önemli olan ve hayvancılık demiş Şükran Akova'nın mesajı. Ali Bey, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde uçak bileti 200 euro kesilir fakat KKTC'de 400 sterlin uçak bileti satılır. İngiltere'ye üstelik. İngiltere'den uçak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 3 saat 20 dakikada gider. Ali Seven, Sayın Vekile selamlar. Çocuklarımı okula kayıt yaptıracağım. Param yok. Ne yapacağım? Engelli maaşla nasıl olacak? Bizi hepiniz görmezden geliyorsunuz. Meclisten geçen yasada çalışmayan engelliye hiçbir şey yok. Hepiniz sustunuz. Çalışmayan engelliye ne olacak diye itiraz etmediniz. Nasıl olsa sizin tuzunuz kuru demiş Ali Seven. Engellilerle ilgili son zamanlarda yapılan yeni yasalar var mıdır? Çünkü ciddi anlamda her gün bize engellilerle ilgili mesajlar geliyor. Onların durumu konuşuluyor mu peki mecliste Sayın Arıklı? Onlarla elbette ilgili bir düzenlemeler yapılması gerekiyor. İstihdamlara değinilmiş bir izleyicimiz. Yine seçim zamanı engellilerin istihdamı konusunda ben mecliste en az 4 defa konuştum. Yani bu tip toptancı yaklaşımlar beni gerçekten üzüyor. Hepiniz birsiniz. İşte hiçbiriniz bizim sorunumuzu dile getirmiyoruz. Ya yapmayın, bu haksızlığı yapmayın. Yani motivasyonumuzu bozuyorsunuz. Ya ben engellilere ilgili mecliste 4 tane konuşmam var. Bu arkadaşa göndereyim. Yıllardan beri engellilerin istihdamı ile ilgili herhangi bir adım atılmadı. Bununla ilgili 2 defa konuştum. Yani daha ne yapabiliriz? Kalkıp kendimi orada yırtayım mı, yakayım mı?
ve karşılığında hiçbiriniz konuşmuyorsunuz, hepiniz aynısınız. Yani gerçekten motivasyon bozuluyor. Bu olmaz, bunu yapmayın. Yani bu şekilde toptancı yaklaşımla bütün meclisi, bütün siyasi partileri hepsini aynı kefeye koyup da atarsanız çöpe, sizin sorunlarınızı artık konuşacak kimseyi bulamazsınız. Ya benim yeğenim de engelli. Yani onların sorununu ben nasıl gündeme getirmem? Yani lütfen haksızlık yapmayın. Gerçekten motivasyonumuzu bozuyorsunuz. Evet. Bakıyorum son mesajlar var mı? Ve nokta koyacağım. Sayın Arıklı, her zaman yanınızdayız demiş. Sizleri her zaman takip ediyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Dikkat ediyor musunuz bu arada sağlığınıza? Bu kadar ben, olaylardan sonra. En iyi kendimi motive ettiğim, dinlediğim zaman spor zamanıdır. Teberrüken Bey'i, meclis başkanını zorluyorum. Haftada maçları en azından ikiye çıkarsın diye. Şimdilik bire razı ettik. Ne zamanlar oynanıyor şimdi? Dün akşam oynanmıştı değil mi? Evet. Haftaya yine oynuyoruz. İnşallah bunu ikiye çıkartırız. Çünkü spor bizim için çok önemli. Var mı seyirci? Geliyor mu izlemeye? Gelen geliyor tabii. Halkı çağıralım o zaman. Görsünler vekilleri nasıl 18'inde top oynuyorlar. 18'inde engellilerle birlikte basketbol maçı yapacağız. Spor salonunda, Atatürk Spor Salonu'nda bekleriz. Evet. Okuyamadığım varsa mesajları çok özür diliyorum bir kez daha. Çünkü bu yandan WhatsApp'tan bakmaya çalışıyorum. Bir yandan Facebook'tan bakmaya çalışıyorum. Çünkü bazen mesajlarınız geç geliyor. Okuyamadıklarım için bir kez daha özür diliyorum. Geldik programımızın sonuna. Var mı sizin gözünüzde bir mesaj? Burada da epey mesajlar var. Evet. Ama çünkü bazen ben onlara özelden cevap veririm. Evet. Ayrı bir şekilde siz onlara cevap verirsiniz. WhatsApp'taki mesajları da ben size atıyorum. İlerleyen zamanlarda siz de onlara da mesaj yazarsınız. Çünkü bazı sorular var. Süremiz yetmedi. Ben geldiğiniz için bir kez daha çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sana iyi yayınlar diliyorum. Bu yaz siz de kendinize iyi bakın. Oldukça zorlu bir nöbet. Evet. Sabah. Ama altından başarıyla kalkıyorsun. Sabahları biraz zor ama alışacağız. Evet. Yarın yine saat 8.30'da biz burada olacağız sayın izleyiciler. Gazetelere yansıyan haberleri, haber başlıklarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Yine konuğumuzla birlikte olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına da mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın, kendinize dikkat edin, hoşça kalın.